Az Tuzlu Murat Bey Burgun'un sunduğu Yeni Gün başlıyor. Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Ben Ümit Atabay. Tekrar Yeni Gün programında yeni bir günde sizlerle birlikteyim. Hafta içi her gün saatlerimiz 8'i gösterdiğinde programımızda sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Günün gelişen olayları elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere anlatıp sizlerle birlikte paylaşmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İlk bir saatimizi ulusal gündem, daha sonra geride kalan bir saat içerisinde ise yerel gündemi sizlere aktaracağım. Yerel gündemde neler oluyor, neler bitiyor, orada neler konuşuyorlar, bunlara bakacağız. Evet, son zamanlar içerisinde tek bir gündemimiz var. O da 24 Haziran seçimleri sevgili izleyenler. Tüm Türkiye olarak hem Türkiye genelinde hem de yerelde baktığımız zaman da seçime kilitlenmiş vaziyetteyiz. Seçim sohbetleri, seçim konuşmaları olur. Evet, ama en önemlisi sağlık sevgili izleyenler. Sağlığımız yerinde olsun, huzurumuz yerinde olsun, barış dolu bir şekilde, mutlu bir şekilde yaşamak gayreti içerisindeyiz. Bu arada ekranımızın sol alt köşesine sosyal medya adresimiz yazıyor. Sosyal medya adresimizden de bizlere ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, her gün almış olduğumuz mesajlar var. Mesajları programımız içerisinde okuyoruz. Programımız içerisinde mesajlarınızı aktarıyoruz sevgili izleyenler. Tabii mesajlarınızı yazdığınız zaman nereden yazdığınızı da söylerseniz bu da bizler için oldukça hoş oluyor. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafını, hani bırakın Türkiye'nin dört bir tarafını, dünyanın dört bir tarafından gelen mesajlarımız var, gurbetçilerimiz var. O hemşerilerimizle bu ekranda, bu platformda buluşmuş oluruz. Bizler için oldukça önemli ve bizler için oldukça anlamlı. Tabii ki internet üzerinden sayfamızı da paylaşırsanız bu da bizler için oldukça sevindiricidir. Evet, şimdi arka ekranımızı öne getirelim ve bakalım Ordu'da havalar nasılmış. Görmüş olduğunuz gibi bugün de güzel bir hava var. Kısmen çok hafif bulutlar olsa da pırıl pırıl bir gün olarak değerlendirebiliriz sevgili izleyicilerimiz. Düne göre baktığımız zaman hava biraz daha az mavi. Deniz de sanki havanın bu daha az maviliğini yansıtmış şekilde. O da daha az bir mavi şeklinde, ama güzel ve güneşli bir gün değerli izleyicilerimiz. Mübarek Ramazan ayında neredeyse son 10 gününe girdik ve ne kadar çabuk geçti değil mi? Daha dün gibi de işte 10 gün sonra da bayramda birlikte olacağız inşallah. Evet, gelen mesajlarınız var programımızın ilk dakikalarında. Veli Eroğlu mesaj atmış sevgili izleyenler. Her gün olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan bir abimiz, sağ olsun. İlk mesajları atmada da hep kendisi söylüyoruz, programın bizlerle birlikte, hatta bizden daha önce açacak neredeyse Veli abimiz. Veli Eroğlu günaydın, hayırlı sabahlar demiş. İstanbul'da hava durumunu veriyor bakın Veli abi. Diyor ki İstanbul hava bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Hayırlı günler, selamlar, sevgiler. İstanbul'da da hava düşük, hava geçen günlere göre biraz daha düşük. Bugün de sevgili izleyenler hava sıcaklığı, yani açık bir hava var ama düne göre daha soğuk bir hava, 2-3 derece daha soğuk bir hava Ordu'da da sahip. Evet, görmüş olduğunuz gibi şehir trafiğini hemen buradan, olmuş olduğumuz yerden, bölgeden görebiliyoruz. İşte güzel şehrimiz, güzel memleketimiz Ordu değerli izleyicilerimiz. Ordu'yu gören, Ordu'nun en güzel bölgelerinden bir tanesini gören bir penceremiz var. İşte o güzel pencerenin görüntülerini sizlere aktarıp sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Hani programlarımızda, tanıtımlarımızda hep söylüyoruz ya, Ordu'nun dünyaya açılan penceresi diye. İşte sevgili izleyenler, bu penceremizi dünyaya açtık ve sizlerle birlikte izliyoruz. Gurbetteki hemşehrilerimiz için çok çok daha güzel ve anlamlıdır. Kim arkadaşlarımız var, sadece bu görüntüleri görmek, izlemek bile bizler için çok önemli, yeterli şeklinde söylemlerini
Hep onlardan duyuyoruz. Evet, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun bütün hemşehrilerimize, bütün ordularıma, ordular arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İşte ordudan sizlerle olan birliklerimize bugünkü programımıza da başladık. Biraz sonra ulusal gündeme geçeceğiz. Ulusal gündemde neler var, neler yok, neler konuşuluyor, bunlara bakacağız. Sevgili izleyenler, gündemin ne kadar hızlı değiştiğini hepimiz çok ciddi bir şekilde tahmin edebiliyoruz. Ve bu değişkenlik içerisinde bakalım bugün neler var, neler konuşuluyor. Evet, şimdi bugünkü ilk gazetemizi sizlere aktaracağım. Mesajlarınız geldiği zaman mesajlarınızı da sizlerle birlikte paylaşacağım değerli izleyicilerimiz. Evet, ilk olarak Hürriyet Gazetesi'nin başlığına bakıyoruz. Hürriyet Gazetesi ile bugünkü programımıza başlıyoruz. Ve hemen hemen bütün gazetelerde dün gündeme düşen bir konu vardı, bir haber vardı. Manbij uzlaşması, Amerika ile yapılan bir uzlaşma sevgili izleyenler. Bakın, Türkiye ve Amerika terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD, YPG unsurlarının Manbij'den temizlenmesi konusunda anlaştılar. Terör unsurlarının Manbij'den temizlenmesi konusunda uzlaşıldı. Amerika biliyorsunuz PKK'nın diğer kolu YPG, PYD, bunlara sevgili izleyenler her türlü desteği veriyordu. Onları koruyordu, onları kolluyordu, orada yapılanmasını onları yönlendiriyordu. Efendim ben söyleyeyim, hem ekonomik olarak onlara destek çıkıyordu, mühimmat olarak destek çıkıyordu ve eğitim konusunda da onlara destek çıktığını görüntüleri ve fotoğrafları defalarca gazetelerde, televizyonlarda çıktı ve artık yani öyle bir duruma geldik. Bunlar saklamıyorlardı. O terör unsurlarının destek verdiklerini sevgili izleyicilerimiz ve Türkiye ile bu konuda Amerika işte biz Fırat Kalkanı işte efendime söyleyeyim Zeytin Dalı operasyonlarını Amerika ile bu anlamda karşı karşıya bile gelme noktasına geldi ve Manbij'de terör unsurlarının temizlenmesi konusunda Amerika ile bir uzlaşmaya varıldı sevgili izleyenler. Peki burada önemli olan konu şu bence. Amerika ile bu konu uzlaşmaya varılması olumlu bir gelişme. Ama Amerika bu uzlaşmaya ne kadar sadık kalır, ne kadar uyar bilmiyorum. En son biliyorsunuz İran'la nükleer konusunda ve Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarıyla da nükleer başlıklar konusunda uzlaşmaya varmışlardı. Dedi kendi kafasına göre ben dedi bırakıyorum bunu artık dedi. Birçok yapmış olduğu anlaşmadan da vazgeçtiğini veyahut anlaşmanın kanuna, kurallarının maddelerinin tamamen dışında aykırı hareket ettiğine de şahit olduk. Umarım Manbij'de sevgili izleyenler PKK'nın Suriye kolu olan PYD, YPG unsurlarının temizlenmesi, bu teröristlerin buralardan temizlenmesi konusunda varılan anlaşmaya sadık kalırlar. Devam edelim bakalım detay nasıl olmuş sevgili izleyenler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerika mevkidaşı Mike Pompeo Washington'da gerçekleşen görüşmede geçen hafta sonra son hali verilen yol haritasını onaylandı. Yaklaşık bir saatlik görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda iki bakanın yol haritasının uygulanması ve sahadaki gelişmelerin yakın takibi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladılar. Üç aşamalı bir plan olacakmış. Bakan Çavuşoğlu üç aşamalı planı şöyle anlatıyor. İlk ön hazırlık çalışması yapılacak. Bilhare YPG, PYD'nin yerel yapılardan çıkartılmasına yönelik planlama tamamlanacak. Türkiye ve Amerika Manbij'e yerel güvenlik yapılarını oluşturulmasında işbirliği yapacak. Üçüncü aşamada ise Türk-Amerika müşterik askeri devreleri güvenliği girip ve istikrarı sağlayacaklar. Peki birdenbire Amerika neden karar değiştirdi de Manbij'de bir uzlaşmaya gidildi? Nasıl kabul etti? Bunları bilmiyorum sevgili izleyenler. Bunları bilmiyoruz. Bunların detayları yok biliyorsunuz. Amerika bazı konularda mesela S-400 füzeleri Rusya'dan almamıza tamamen karşıydı. Bazı şeylerde karşı karşıya gelmiştik son zamanlar içerisinde. Ama buradaki uzlaşma ve arkasında herhangi bir sebep, bir bahane var mı hiç bilmiyoruz. Ama Manbij'den teröristlerin ayıklanması oldukça güzel bir gelişme. 6 aydan az diyor Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile
bir saat görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yol haritasının uygulanmasıyla ilgili net bir gün var, ancak bu sabaha atılacak adımlara bağlı diyor. Sahada atılacak olan adımlara bağlı. 6 aydan az bir sürede başlıyoruz diyor sevgili izleyenler. İşte bugünün ilk gündem haberi buydu sevgili izleyicilerimiz. Evet, devam edelim yine diğer gündemlerimize. Devam edelim. Siyasi gündemlerimiz var. Bakalım adaylar, cumhurbaşkanları adayları nerelerde neler söylediler. Bunlarla ilgili detaylar. Evet, 100 bin kişi hemen emekli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başvurusunu yapan ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin kişinin hemen emekli edileceğini söylüyor. Emeklilere, emeklilerle iftar yapan Erdoğan şöyle konuştu. Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlanmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan bayram ikramiyesi yanında Temmuz zamından da faydalanacak diyor sevgili izleyenler. Seçimin olması inanın ki vatandaşlara yaradı sevgili izleyenler. Bu anlamda ekonomik olarak da belli rakamlar, kötü göstergeler vardı. Sıkışıklıklar vardı. İşte memurlar, işte 3600 göstergeleri, yine emeklilere 1000 lira ikramiyelerin verilmesi sevgili izleyicilerimiz. Ve bakın, emekli olmayı bekleyen 100 bin kişinin işlemlerin bir an önce tamamlanması ve emekli edilmesiyle ilgili girişimler hemen seçim öncesi sevgili izleyicilerimiz. Bunlar hızlı bir şekilde vatandaşın işine yarayan hamleler. Peki bunlar seçime yönelik popülist hamleler mi? Bilmiyorum sevgili izleyenler, ama her ne olursa olsun 100 bin kişi, 100 bin vatandaşımız emekli olmak için bekliyormuş ve onların işlemleri hızlandırıldı ve 100 bin kişi emekli olacak sevgili izleyicimiz. Bu anlamda baktığın zaman o vatandaşlarımızın beklentileri hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde beklemeden gerçekleştirilmiş. Ne olacak? Olacak. Evet, devam ediyoruz yine. Parlamenter sistem için ortak komisyon sevgili izleyenler, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu seçim sonrası parlamenter sistemin geçişinin yol haritasını konuşmak için buluştular. İki lider ortak komisyon kurulması konusunda uzlaşmışlar. Muhalefet kanatı sevgili izleyicilerimiz, Millet İttifakı'nın işte temsilcileri, bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'den Meral Akşener, parlamenter seçime tekrar hızlı bir şekilde geçilmesi konusunda görüşmelerde ve mutabakat sağladılar ve bu konuda komisyon kuracaklar yönünde bir toplantı gerçekleştirdiler. Evet, Muharrem Bey çok başarılı diyor sevgili izleyenler. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Muharrem Bey büyük başarıyla götürüyor diyor kampanyayı. Muharrem İnce'nin genç, enerjik, dinamik ve kendisinden emin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Bu ülkenin en iyi cumhurbaşkanlarından birisi olacak. Bozan ve işlemeyen çarklar hem tamir edecek hem çalıştıracak. Türkiye'ye yeniden saygınlık kazandıracak diyor Muharrem İnce ile sevgili izleyicilerimiz. Ve eski dönüş istemediğini söylüyor Muharrem İnce. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Akşener'in iyileştirilmiş sistem önerisi için kulağıma hoş geldi. Önce parlamenter sistem iyi değildi. Eskiye dönüşü istemiyoruz. Daha iyi olmalı diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, ama önümüzde neler olacak? Seçim nasıl sonuçlanacak? Bunları göreceğiz sevgili izleyenler. İttifaklardan, Millet İttifakı'nın kazanması halinde eski sistem, parlamenter sistemin tekrar hakim olacağı ve bu konuda görüş birliğine varıyor muhalefet partileri sevgili izleyicilerimiz. Evet, imar barışına hızla başvurun diyor Başbakan Binali Yıldırım. İmar barışının başvuranların 8 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, vatandaşlarımdan talebim bir an önce müracaatları yapmaları. Müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacaktır diyor. Evet, hemen hemen bütün gazetelerde olan bir haber var. İranlı iki tane sevgili, iki genç sevgili izleyenler,
Türkiye'ye geliyorlar ve farklı yollarda sığınma talep ediyorlar. Onların geri gönderilme riskleri vardı ve ağlayarak bizi ne olur İran'a ülkemize geri göndermeyin diye yakarışları var. Bu haberler gündemde sevgili izleyenler. Antalya'da bakın trafik kontrolünde Afgan, Paki ve İranlı 51 sığınmacı yakalanmış. Sahte belgelerle ülkeye girdi anlaşılan iki İranlı ülkelerine gönderilmeleri halinde idam edileceklerini söylüyorlar ve İranlıların koruma başvurusu kabul edilmiş sevgili izleyicilerimiz. Bu iki genç ülkelerine geri gitmek istemediklerini, özgür bir şekilde yaşamak istediklerini söylüyor. Afganlı genç ve İranlı genç kadın sevgili izleyenler, ikisi sevgili Türkiye'de buluşuyorlar. Bakalım neler olacak. Tabii ki yani yasalar, yönetmelikler ne diyor bilmiyorum ama ülkemizde milyonlarca göçmen var sevgili izleyicimiz. Bu arkadaşlarımız da tabii ki neden kabul edilmesi ama tutup da bunları işte İran mesela talep ederse, derse ki işte bu genç kız geri isterse, İran'ı geri gönderin derse ne olur? Ama siyasi bir yönü, siyasi bir tarafı yok tabii ki. İşte böyle bir haber de yine bütün gazetelerin gündeminde sevgili izleyicilerimiz. Evet, bu arada enflasyon, dün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon gerçekten tahminlerin çok çok daha ötesinde, tabii ki tahmin ediliyordu belki ama kötü bir rakam geldi enflasyon. Enflasyondaki yükseliş sürmüş. Tüketici enflasyonu yıllık %12.15, üretici enflasyonu ise %20.16'ya çıktı. Ulaştırma ve et fiyatlarındaki artış enflasyonu tetiklemiş sevgili izleyicilerimiz. Evet, Hakkari'de şehit düşen 3 Mehmetçik dün gözyaşlarıyla toprağa verildi sevgili izleyicilerimiz. Şehit Muhammed Koç'un nişanlısı Ayyüce Önal tabuta sarılarak "Dünya bana dar geliyor" diye ağlıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine sabır diliyoruz sevgili izleyenler. Son günlerde yine şehit haberlerini sıkça almaya başladık. Umarım ki artık son olur şehit haberleri almayız. Anaların yürekleri yanmaz sevgili izleyenler. Gerçekten çok büyük acılar. Allah sabır versin. Allah yardımcıları olsun. Evet, ülkemizin başı sağ olsun. Evet, GDO ödevini 66 milyar dolara tarihten silmişler. Bakın, Alman kimya devi Bayer tohum ve tarım ilaçları üreticisi Monsanto şirketini 66 milyar dolara satın almış sevgili izleyenler. Rakibini satın alıyor 66 milyar dolara. Çok ciddi bir rakam sevgili izleyenler. Yani ülke bütçelerine bakın. Yani ya 66 milyar dolarlar havalarda uçuyor. Önceden ben hatırlıyorum yani işte milyon dolarlar IMF kaynağını açıyordu. Ülkeye girmiş olduğu zaman borsalarda hareketlilikler oluyordu. Bu paralar çok büyük rakamlar. Çok büyük firmalardan bahsediyoruz burada. Bayer'in satın aldığı tohum ve tarım ilaçları üreticisi şirket 2016 yılında GDO'da ürünleri öne çıkmıştı. Bayer CEO'su Warren Buman Monsanto şirketinin artık adı artık olmayacak dedi. Anlaşmayla Bayer dünyanın en büyük tohum ve tarım ilacı üreticisi haline gelmiş, büyümüş 66 milyar dolara rakibini satın almış sevgili izleyicilerimiz. Geçen gün örneğini vermiştik. Bu firmaların ne kadar büyük olduğunu şöyle bir örnek verebiliriz. Türkiye'deki en büyük firma sevgili izleyenler, fiyata yani büyüklüğüne kadar parasal olarak baktığınız zaman 10 milyar doların biraz üzerinde. Peki dünyadaki en büyük şirketlerin büyüklüğüne kadar sevgili izleyicilerimiz, sadece bir tanesini örnek vereceğim. Apple'a örnek verelim sevgili izleyenler. 996 milyar dolardan bahsediyoruz. Türkiye'deki en büyük firma 10 milyar dolar yaklaşık rakamlar veriyorum. Ve dünyanın en büyük ölçekli firması ise 996 milyar dolardan bahsediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Neredeyse Türkiye'nin en büyük firmasının 100 katı. Türkiye'deki borsadaki sevgili izleyenler, 450 tane firma var yaklaşık olarak. 450 firmanın toplasak fiyatları 200 milyar dolar civarında yapıyor. Ve işte dünyanın en büyük firmasının neredeyse 5'te 1'i kadar.
Evet, başkandan 50 milyon dolar sevgili izleyenler. Tabii yani bizler yani 100 liralarla, 1000 liralarla uğraşmış olduğumuz için şimdi milyar dolarlar havalarda uçuyor. Ne kadar basit söyleniyor değil mi? Ne kadar basit. 50 milyon dolar bakın başkandan geliyor. Ali Koç'un 50 milyon dolar nakit parayı kulübün kasasına koyması bekleniyor. Koç 100 milyon dolarlık sponsorluk geliri yaratacak. Ayrıca bazı arazilerin satışı için genel kuruldan onay istenebilirmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet, 1,5 milyon kişiye de 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalar hemen başlatılıyormuş. Bunlar da bir diğer haberler gündemimizdeki sevgili izleyicilerimiz. Evet, bu arada gelen mesajlarınız olduğu zaman mesajlarınızı da programımız içerisinde aktaracağım. Bunu hemen söyleyeyim. Bakalım mesajlar var şimdi. Kâhne Şenler'e günaydın sevgili ordumun insanları. Selam, sevgiler. Avusturya'dan Kâhne Şenler'e bizlere mesajlarını göndermiş. Teşekkür ediyoruz Kâhne Şenler'e. Olgun Demirel günaydın demiş. Fındık'tan haber yok mu demiş. Fındık'tan haber var. Ama istemiş olduğum bir haber yok Olgun kardeşimiz. Programımızın ikinci bölümünde yerel gündemde aktaracağız. Yani fındık fiyatları ile ilgili bir haber var mı diye bence bir merak ediyorsun sen. Ama öyle bir haber şu anda yok Olgun. Ne zaman olur bilmiyorum artık yani Cumhurbaşkanı'nın oraya geldi, bu bölgeye geldiği zaman mitingler sırasında mı verilir haber yoksa daha öncesinde mi seçim yaklaşırken mi, bunlarla ilgili herhangi bir bilgi yok ama bizler de bekliyoruz. Evet, tekrar gündemimize geçelim ve Posta Gazetesi'yle devam edelim. İşte biraz önce aktarmış olduğumuz bir haber vardı sevgili izleyenler. İranlı genç bir kız vardı. Ve sevgilisiyle beraber Afganlı sevgilisiyle beraber Türkiye'de yakalanıyorlar ve geri gönderilmesine karşı gençler birbirlerine sarılarak bizleri ülkemize geri göndermeyin, İran'da beni idam edirler, hapse atarlar şeklindeki feryatları gazetelerin manşetlerini işte lütfen bizi İran'a göndermeyin dediler. Şimdi gençler bizim misafirimizmiş. İranlı sevgililer Adana Göç İdaresi'nde işlemler sürerken sınır dışı edilmekten korkup sürekli ağlayarak birbirlerine sarılmışlar. Özgür yaşamak istiyoruz diyorlar. Adana Emniyeti Türkiye'ye Van'dan kaçak yollarla giren göçmenlerin Adana üzerinden İstanbul'a gideceği ihbarını aldı. Sarıcam'da durdurulan iki minibüste çoğu Afgan ve Pakistanlı 51 kaçak yakalandı. Kaçaklardan ikisi İranlıydı. Saçları pembe boyalı olan genç kız başımı kapatmak istemiyorum. İran'da yaşamak istemiyorum. Bizi lütfen geri göndermeyin. Hapse atarlar diye ağlamış sevgili izleyenler. Evet, her yerine dövme olan İranlı gençler de kaçakçılara 5000 dolar verdik. Bizi geri gönderirseniz işkence yaparlar diye polise yalvardı. Sınır dışı edildikleri takdirde şeriatla yönetilen İran'da hapis cezası ve baskıyla karşı karşıya geleceklerinden iki genç için uluslararası koruma statüsü başvurusu yapıldı. Gençler güvenli üçüncü bir ülkeye gönderilene kadar Türkiye'de misafir edilecekmiş sevgili izleyicilerimiz. Neden Türkiye'de duramıyorlar? Türkiye'de kalmalarına nasıl bir engel var? Bunu bilmiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sığınma istemişler. Tabii bunların hani yönetmelikleri vardır ama o işte ülkeyle aramızda da sorunlar çıkabilir mi? Bu mudur sebepleri? Bunları bilmiyorum ama İranlı gençler sevgili izleyenler İran'daki oradaki baskılardan kaçıp burada yaşamak istediklerini söylüyorlar. Lütfen bizi İran'a geri göndermeyin şeklinde güvenlik güçlerine yalvarışları gazetelere yansıyor ki hemen aklımıza milyonlarca Suriyeli göçmen çok rahatlıkla ülkemize girdiler, geziyorlar, dolaşıyorlar, yaşıyorlar. Burada yaşamlarını kurdu, hatta kimlikleri bile verilecek sevgili izleyicimiz. Bakın bunlar da işte İranlı gençler geri dönmek istemediklerini söylüyorlar. Ne olur bilmiyorum ama şu anda misafir olarak bekletelim. Üçüncü bir ülkeye gönderilecekmiş. Efendim devam edelim bakalım. Günlerine diğer haberlerimize bakalım. 100 bin kişi emeklilik müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan dün akşam Beştepe'de emeklilere verdi. İftarda şunları söyledi. Emeklilik için başvuran ancak işlemleri sonuçlanmayan 100 bin kişi var. Bunların işlemlerini tamamlayıp
ilk maaş ve bayram ikramiyelerini almalarını sağlıyoruz. Bunlar Temmuz zammından da faydalanacak. Hemen akıllarımıza şu sorular geliyor. Acaba seçim öncesinde yapılan hamleler mi bunlar? Bu türlü davranışlar mı? Hiçbir fikrim yok. Ama her ne olursa olsun 100 bin kişi sevgili izleyicilerimiz, emeklilik işlemlerine başvuran 100 bin kişi hemen emekli edilecek ve ikramiyelerini de alacak. O arkadaşlarımız için, o vatandaşlar için oldukça güzel ve sevindirici bir haberdir. Ama seçim öncesi yapılan popülist davranışlar mı? Onunla ilgili en ufak bir fikrim yok. Yorum da yapmıyorum zaten sevgili izleyenler. Evet, ayran bile milli değil diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kars mitinginde şunları söyledi. Süleyman Şah türbesini oradan oraya taşıdın. Süleyman Şah sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Sen mi millisin? 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerine evet diyen sen değil misin? Sen mi millisin diye soruyor. Ayran milli içecektir diyor. İnek Uruguay'dan, saman Bulgaristan'dan geliyor. Ayran bile milli değil. 16 yıldır bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz diyor Muharrem İnce sevgili izleyicilerimiz. Ve sevgili izleyenler, Kandil mesajı var. Bu da önemli bir haber. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki ana karargahta Kandil'e harekat sinyalini verdi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında da hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ şu açıklamayı yaptı. Türkiye Kandil'e girebilir. Her an her şey olabilir diyor sevgili izleyenler. Bu sözleri hatırlıyorum. Ben de bu sözleri duyduktan sonra yani hızlı bir şekilde bir iki gün içerisinde belki de böyle bir harekat olabilir. Zaten Bekir Bozdağ'ın söylemiş olduklarından da bunları çıkartıyoruz. Her an her şey olabilir. Türkiye Kandil'e girebilir. Önce bu haber çıkıyor, yayılıyor ve daha sonrasında ise sevgili izleyenler Kandil'e bir gün duyuyoruz ki Kandil'e girilmiş. Daha önceden de işte yapılan operasyonlarda da bunlar bu şekilde oldu. Hani bunların sorgulama anlamında değil sevgili izleyicilerimiz, işte hani bu haberleri duyduğumuz zaman hemen bu operasyonlar başlatılıyor. İşte bakın Zeytin Dalı operasyonu da aynı şekilde oldu. Fırat Kalkanı operasyonlarına da bu arada Zeytin Dalı operasyonunda olan askerlerimize, Mehmetçiklerimize bu mübarek günlerden selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dualarımızı onlarla beraber Allah ayaklarına taş değdirmesin. Gittikleri gibi gelmeleri Allah nasip etsin. Sağlık ve sıhhat içerisinde. Anaların yürekleri yanmasın. Babaların yürekleri yanmasın sevgili izleyenler. Bu ekranlarda, bu gazetelerde Allah bizlere bir daha şehit haberleri vermeyi nasip etmesin. İnşallah bu türlü olayları, acıları bir daha yaşamayız sevgili izleyenler. Gerçekten hani ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bakıp anlamaya çalışıyoruz ama bir annenin yaşamış olduğu acıyı anlamamız mümkün değil. Allah yardımcılar olsun. Allah sabırlar versin. Evet, Bahçeli hafta ısrarlıymış sevgili izleyenler. Çok konuşulan konulardan bir tanesi af olsun mu olmasın mı? Sosyolojik açıdan baktığın zaman nasıl toplum nasıl etkileyecektir efendime söyleyeyim. Bu farklı konularda bakıldığı zaman hem hukuki hem sosyolojik açıdan uzmanlar tarafından tartışılıyor şu anda sevgili izleyen. Peki ne olacak bilmiyoruz tabii ki. MHP lideri Bahçeli, suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ı da dahil ederek kader mahkumlarına af önermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemimizde af yok. Başbakan Yıldırım da affa karşı demişti. Ancak dün Bahçeli, af vaadimizi seçim beyannamemize aldık, geri adım atmayız diyor. Vekil sayımız belli. Tek başımıza af çıkarmamız mümkün değil. Sayın Başbakan'a bu tespit ve somut durumu ilettim diyor sevgili izleyenler. Cumhur İttifakı, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi çok önemli bir seçime gitmiş olduğumuz bu arada sevgili izleyicilerimiz, MHP lideri Devlet Bahçeli afla ilgili bir gündem. Diğer ortaklar, daha doğrusu Cumhur İttifakı'nda işte AK Parti bu konuda başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun af gündemimizde yok demesine rağmen MHP lideri Bahçeli afla ilgili ısrarını sürdürüyor. Bakalım ne olacak sevgili izleyicilerimiz, bazı yorumcular tarafından işte
Cumhur İttifakı'na farklı farklı sesler olarak da nitelendiriliyor. Bir uyum içerisinde seçime kadar girip girmesi gerekiyor ama Bahçeli bu konuda oldukça ısrarlı. Bunu da gazetelerin yorumlarından da kendi anlattıklarından da çıkartıyoruz. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. 69 yaşındaki karikatürist tutuklanmış. Bakın, çizgi roman üstadı Nuri Kocatepe Kurt Cebe'nin karikatürlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı 1 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşti. İstanbul'da oturan Kurtdere Efes'te yarın, yani bugünden Yalova Çiftlikköy'de olacağım diye yazdı. Bunun üzerine jandarma bölgedeki otobüsü durdurdu ve Kurtçebe cezaevine gönderildi. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milli Destanı'nı çizgi roman haline getiren Kurtçebe birçok ödülün sahibi olan bir sanatçı sevgili izleyicilerimiz. Bu arada Yunanistan'dan skandal tahliye darbe girişimi sonrasında 8 FETÖ'cü asker Yunanistan'a kaçmıştı. 4'ü önceden tahliye edilen FETÖ'cülerden 4'ü de dün tahliye edilmiş sevgili izleyicilerimiz. Evet. Posta Gazetesi'nin ilk sayfa haberlerini sizlere aktardık. Sizlerle birlikte paylaştık değerli izleyicilerimiz. Evet, Milliyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfa haberi. Yol haritası onaylandı diyor Milliyet Gazetesi. Ankara ve Washington YPG'nin Münbiş'ten çıkarılmasını öngören yol haritasına mutabakata varıldı. Çavuşoğlu birkaç aya biter diyor. Amerika ile sevgili izleyenler, PKK'nın Suriye kolu YPG sevgili izleyenler, bunlarla ilgili Amerika ile anlaşmaya varıldı, uzlaşıldı. Ama tabii ki biraz önce de aynı soruyu sormuştum. Amerika bu uzlaşmaya ne kadar sadık kalır onu bilmiyorum. Çünkü bazı anlaşmalardan geri döndüğüne de çok şahit olduk. 3 aşamalı takvimden bahsediliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile Washington'da bir araya geldi ve görüşmede PYD, YPG'nin Membiç'ten çıkarılmasına ilişkin yol haritasını onayladılar. Çavuşoğlu şunları söyledi. İlk aşamada PYD, YPG'nin Membiç'ten çıkarılması için uygulanacak müşterek planın parametreleri belirlenecek. Ardından da YPG, PYD'nin yerel yapılardan çıkarılmasına yönelik planlama tamamlanacak diye sözlerine devam etmiş sevgili izleyicilerimiz. Ve Kandil mesajı, operasyon mesajı, her an her şey olabilir diyor sevgili izleyenler. Hükümet sözcüsü Bekir Boza, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede nedeniyle İran kuzeyinde bulunduğunu belirterek Kandil'in terör örgütünün merkezi olduğunu bilmeyen yoktur diyor. Türkiye daha önce defalarca oraya operasyon yaptı. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir. Her an her şey olabilir dedi diye açıklamaları Kandil mesajı sevgili izleyicilerimiz. Ve yine Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında 100 bin kişiye maaş müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklileri Beştepe'de iftarda ağırladı. Emeklilik için başvuru yapan ancak işlemleri hala sonlandırılmayan 100 bin kişinin olduğunu belirten Erdoğan, bunların işlemlerini tamamlayarak ilk maaşlarını ve bayram ikramiyesini almalarını sağlıyoruz diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve 65 aylıkları her ay ödeyecek diyor. 65 yaş aylıklarının 3 ayda bir ödendiğini hatırlatan Erdoğan, bu kardeşlerimiz Eylül'den itibaren maaşlarını aylık olarak almaya başlayacaklar diye konuşuyor. Emeklilere seslenen Erdoğan, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bugün gençlere anlatın ifadelerini kullanmış. Ve Başbakan Yıldırım, imar ve barışına ilişkin bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek ve bundan sonra da bu gibi teşebbüslere izin verilmeyecek diyor. Hakkari'de Şemdinli'de önceki gün şehit olan piyade sözleşmeli erler Süleyman Sevim, Orhan Özkan, sözleşmeli onbaşı Muhammed Koç toprağa verildi. Şehit koçun nişanlısı Ayüce Önal, Adana'daki cenaze töreninde ağabeyine sarılarak, baktığım her yer, her insanda, çiçeklerde bile Muhammed'i görüyorum. Dünya bana dar geliyor diye ağı takmış acılı kardeş sevgili izleyicilerimiz. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. Evet, muhalefete geçiyoruz. Muhalefet liderleri, adayları sevgili izleyenler neler söylüyor bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce,
siyasette değişim rüzgarları esini söylüyor. Buna direnmemek lazım. Türkiye'nin bir bahar temizliğine ihtiyacı var. Erdoğan ömrü boyunca orada mı kalacak? Büyük Türkiye'nin başkanı olmak istiyorum. Revanş, intikam gibi bir derdimiz yok. Değişime direnmeyin diyor sevgili izleyenler. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde muhalefet bloğunun Erdoğan'ın karşısında olacak adayı desteklemesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde söylemler samimi olmaz diyor. Evet, neler olacak bunları hep beraber göreceğiz. İkinci tura kalınacak mı? İkinci tura kalındığı zaman tam bir mutabakat sağlanacak mı? Yoksa taraflar saf değiştirir mi? Hiçbir şeyi bilmiyorum. Bilmiyorum, hiçbiri belirsiz. Hepsi belirsiz sevgili izleyenler. Bahçeli'nin af konusundaki ısrarı yine Millet Gazetesi'nin ilk sayfasında. MHP lideri Bahçeli, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Sayın Başbakan'a af konusunda Başbakan'la af konusunu değerlendirdik diyor sevgili izleyenler. Ve Yunanistan'dan skandal karar sevgili izleyenler. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 4 FETÖ'cü daha serbest bırakıldı. Böylece kadın kaçan 8 askerin tamamı serbest kaldı. Firari darbeciler güvenli bir evde tutuluyormuş sevgili izleyenler. İşte komşu sevgili izleyenler. Olayı şöyle düşünmek lazım. Altta üstte oturuyorsunuz bir apartman dairesinde. Üst katınızdaki komşuya hırsız giriyor. Ve siz alt kat komşusu olarak hırsızları yakalayıp kendi evinize getiriyorsunuz. Hırsızları emniyet güçlerine mi teslim edersiniz sevgili izleyenler, yoksa serbest mi bırakırsınız? İşte Yunanistan yapmış olduğu bu. Yani bir komşu hukuku vardır. Yani değil mi? Yani yazılı olmayan hukuk vardır. Bu komşu hukukuna aykırı bir davranış olarak bunu belirtebiliriz. En azından benim böyle bir yorumum var. Evet. Koruculara generallik yolu açılmış. İçişleri Bakanı Soylu, 1750 korucu uzman çavuş yaptık. 5000'e çıkaracağız. Uzman çavuşluktan sonra subay olma hakkı olacak. Bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak. General de olabilir demiş sevgili izleyenler. Habertürk gazetesiyle devam ediyoruz. Evet, yani ülkedeki işte siyasi gerilimdi, efendime söyleyeyim, sınır ötesinde yapılan operasyonlar, şehitler, bunlar sevgili izleyenler. Bunun yanında bambaşka bir Türkiye de var tabii ki. Bakın, teknede müzik ve köpeğe artık son veriliyormuş. Marmaris'teki şikayetler üzerine gezi teknelerinde yüksek sesle müzik ve köpük partisi yasaklandı. Tekneciler müziği kısmak turistlerin eğlencesini kaçırır demişler. Teknede gezen turistler müzik dinliyorlar ve köpük partileri yapıyorlar sevgili izleyenler. Artık bunlara Marmaris'te son verilmiş. Turistleri artık yani gezileri nasıl etkiler bunları da bilmiyorum. Evet efendim, savurgan babaya dava. Bu da Habertürk gazetesinin ilk sayfa haberi, bakalım. Anne ve oğul mahkemeye koşmuşlar, babayı dava etmişler. Ana başlık şöyle: savurgan babaya dava. Mahkeme anne ve oğlunu haklı bulursa babanın maaşını da vasi çekip harcayacaklarmış. Kocaeli'de başka kadınlarla birlikte olduğu ailenin mal varlığını kötü yönetip sattığı iddiasıyla bir vatandaş hakkında eşi ve oğlu vesayet davası açtı. Mahkeme reddetti, ancak Yargıtay savurganlığa ve kötü yaşamıyla ailesine darlık ve yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ergin kısıtlanır hükmü kanunda var deyip yeniden yargılamaya hükmetmiş sevgili izleyenler. Yeniden yargılama, kısıtlama kararı çıkarılırsa babaya eş ve yakın akraba arasında belirlenecek bir vasi atanacak. Baba borca giremeyecek, alım satım yapamayacak. Ailenin tüm geliri açılacak ve vesayet hesabına toplanacak. Malları güvenli yerde saklanacak. Vasi babanın maaşını çekip harçlığını verdikten sonra kalan parayı da yönetecekmiş. Savurgan babaya anne ve oğlu dava açmış sevgili izleyenler. Baba başka kadınlarla beraber oluyormuş ve evin gelirlerini bu yönde harcıyor diye şikayetçiymiş ana
eşi ve oğlu sevgili izleyenler. Böyle bir dava. Evet, kayyumlar hukuk gereğidir diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kayyum atanan belediye başkan vekillikleri ne külliyede kabul etti ve bölücü örgütün güdümündeki partiye mensup belediye başkanları kendilerine oy verenlere topyekün ihanet etti diyor sevgili izleyenler. Evet, çözüm 2 aylıkla temel askerlik diyor Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Gündemimizde bedelli askerlik yok dedi ve çözüm formülünü açıkladı. Bedelli yapmak isteyenleri anlıyorum ama fakir evlatlarını da anlamak lazım. Bunun yolu var. Vatandaşların tümünü 2 aylık temel askerlikten geçirip profesyonel ordu kurmak diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Fenerbahçe Kongresi'nde yaşananlar seçimde de yaşanacak. Bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga bizim istikametimize su yüzüne çıkacaktır diyor. Millet İttifakı içinde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını konuşmak üzere buluştu. İki lider ittifaktaki 4 partinin seçimden önce komisyon kurması yönünde anlaşmışlar sevgili izleyenler. Evet, Amerika ile yapılan Münbiş anlaşması, Münbiş'ten terör unsurlarının çıkarılması konusundaki anlaşma ve Türkiye'nin Kandil'e her an girebileceğini söylüyor Başbakan Yardımcısı Bozdağ sevgili izleyicilerimiz. Ve saat 8.41 son Ulusal Gazete Sözcü'yü de aktardıktan sonra reklamlara çıkacağız sevgili izleyenler. Sözcü'nün ilk sayfa haberi sevgili izleyenler. Muharrem İnce Diyarbakır'da konuşurken cam prompterin bozulması sonucu donup kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı böyle eleştirmiş. Camdan konuşan değil, candan konuşanlar ancak bu sorunu çözerler diyor. Erdoğan'ın Kürt sorununu anlatırken konuşmasının yarım kalması CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye malzeme olmuş. Erdoğan önceki gün Diyarbakır'da iftar konuşması yaparken sözlerini okuduğu cam ekranlı prompter cihazı bozuldu. Erdoğan susup kaldı. Görevliyi çağırıp tepki gösterdi. Ve işte bu durum dün Van mitingini düzenleyen İnce'nin dilindeydi. İnce, Kürt sorunu camdan konuşanlar değil, candan konuşanlar çözer diyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, siyasette camda yazılanları, o prompterde yazılanları okur, sen de ezbere konuşur zannedersin diye de dile getirmiş sevgili izleyenler Muharrem İnce. Evet, Akşener'e atkılı ölüm tehdidi gelmiş. Gaziantep Spor Başkanı Hasan Şahin bu atkıya seni kurban ederim diyor. İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e açık tehdit. Başkan Hasan Şahin Gaziantep Spor'un atkısını herkes takabilir. Teröristler hariç FETÖ'cü Meral Akşener bu atkıya seni kurban ederim dedi. Akşener başkana canımı alacakmış, bekleriz. Buyur birader, Cumhurbaşkanı adayı ölümle tehdit ediliyor. Kimsenin kılı bile kıpırdamıyor diye tepkilerini dile getirmiş sevgili izleyenler. Bir enflasyon vuruyor, bir de dolar vuruyor. Dövizdeki artış çarşı pazara yansıdı. Mayıs'ta fiyatlar %1.62 oranında arttı. Enflasyon %12.15 ile yılın zirvesine çıktı. Memur ve emeklinin yılbaşına aldığı %4'lük zam ise ilk 5 ayda eridi sevgili izleyenler. Evet, yani memurlara, emeklilere zam yapalım derken sevgili izleyicilerimiz işte %2'lik, 3'lük, 4'lük. Yani 4'te 5, 4 mi olsun, 5 mi olsun diye günlerce tartışmalar yapılır sevgili izleyicilerimiz memur zamlarında. Ama bakın, yani doların artması, enflasyonun artması, petrole gelen zam, çarşıya pazara gelen zamlar sevgili izleyicilerimiz, hepsini görüyoruz ve seçimden sonra kim gelirse gelsin büyük bir zam dalgasında bizleri beklediği yönünde de ekonomistlerin sevgili izleyicilerimiz yorumları var. Evet, MHP'li vekil Kaya Erdoğan ikinci turda kaybeder diyor. Bakın, MHP yönetiminin muhalif tavrıyla tanınan ve tekrar aday olmayan İstanbul Milletvekili Atilla Kaya seçim için bu tahmini yaptı. Ülkücüler Erdoğan'a oy atmaz yorumunda bulunuyor sevgili izleyicilerimiz. Neler olacak hep birlikte göreceğiz tabii ki. Yolsuzluk yapana af mı geliyor? Devlet Bahçeli af için diretiyor ama gazete bunu söylüyor. MHP lideri Bahçeli, terörist, çocuk istismarcısı, tecavüzcü ve kadın katilleri dışındaki mahkumlar için af talebini bir kez daha tekrarladı. Yolsuzluk, ihale, fesat, rüşvet ve uyuşturucu ticareti suçlarını saymamışlar sevgili izleyenler. Yani
baktığımız zaman yani doğru. Yani ülkenin kaynaklarını çalan hırsızlar, ihaleye fesat karıştıranlar, çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleri, bunlar ne olacak? Af kapsamında nasıl değerlendirilecek? Bunlar da sokakta herkesin konuşmuş olduğu konular. Evet, Karamollaoğlu bir dip dalga geldiğini söylüyor. Antalya'da iş adamlarına konuşmuş. Saadet Partisi lideri, Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Fenerbahçe'deki Ali Koç'u Aziz Yıldırım'a karşı zaferini işaret saydı ve kongrede yaşananlar bu seçimlerde de yaşanacak, dip dalga geliyor diyor sevgili izleyenler. Saatler 8.45, şimdi reklamlar ve birazdan yerel gündemle tekrar birlikte olacağız. Az tuzlu Murat Bey Burgu'nun sunduğu Yeni Gün devam edecek. Ramazan ayı boyunca her gün 17.40'da. Nurlu gölgesi üzerimize düşen 11 ayın sultanı, rahmet, bereket ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı Ramazan ayı boyunca merak ettiğiniz bütün sorularınızın cevaplarını bulacağınız Sezgin Yaşar'ın sunumuyla Ramazan Bereketi programı her gün 18.45'te TV52'de. Hayırlı Ramazanlar. Bir ev inşa etmek. Yükselen sütunlardan fazlası. Çabayla, özveriyle, dikkat ve özenle. Modern mimarisi, hayal ettiğiniz standartlarda sunduğu yaşam kalitesiyle, hayatı dopdolu yaşatacak sosyal donatılarıyla, nesiller boyu güven içinde yaşayacağınız, mavi ile yeşilin dansından bir tutku kırmızısı çıkaran bir değer inşa etmektir. Belde evler, orduya değer. Sizin mutluluğunuz her şeye değer. 0850-360-1452 beldeevler.com.tr. Yerli ve milli ürünümüz artık Korgan'da. İşini bilen, aracını düşünen Türk Petrol'den alışveriş yapar. Türk Petrolleri, yol, köprü, iş ve aş demek. Türkiye Petrolleri'ne gelin, paranız ülkemizde kalsın. Gücünü kendi topraklarından alan kalite, hizmet, güven ve güç Türkiye Petrolleri'nde. Ayrıca A'dan Z'ye araç temizliği de Türk Petrol'de. Korgan'dan doğan güneş, Türk Petrol. Nartnak Petrol, Korgan. Telefon 0402-671-2115-0533-495-2905-0542-803-9008. Nertnak 5270@gmail.com. Belit İnşaat ve Yapı Grubu'ndan Gül İstanbul Evlerinde hayal ettiğiniz yaşam başlıyor. Özel güvenlikli, metroya 600 metre mesafede, okula 80 metre, cami ve Kur'an kursuna 50 metre, halk pazarına 100 metre mesafede, kapalı otoparklı, kamelyalı, çocuk oyun parklı Pelit Yapı Grubu güvencesiyle İstanbul Ümraniye'de rafine yaşam merkezi inşa ediyoruz. Binamız tamamen akıllı olup gaz, elektrik, su, klimanız, kombiniz, nerede?
Nerede olursanız olun cep telefonunuzdan uzaktan kumandayla açılıp kapanır. Evinize hırsız girdiğinde polisi otomatik arar. Bölgesinde şimdiden dikkatleri üzerine çeken Gül İstanbul Evlerinde 22 daire ve farklı beklentileri karşılayacak şekilde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 4+2 seçeneklerine sahipsiniz. Hemen taşın, taksit taksit öde. Lansman fiyatlarıyla satış devam ediyor. Gül İstanbul Evleri, Pelit İnşaat ve Yapı Grubu. Yanınızda. Trenleri yurt dışından sahte getirtiyorum. Ara sıra tutmuyor. Boşalıyor. Haliyle kazalar olabiliyor tabii. Bu freni taktırıyorsanız 30'u geçmeyeceksin. Atölyenin arka odasında oyuncak ithalatını ayırdık. Orijinalin aynısının benzeri peluş ayılar, pilli oyuncaklar, pilli arabalar. Hastalık falan yapar diyorlar. Külliyen yalan. Deride dökülme, gözde pörtleme. Bunlar olabilir. Bunlar normal. Oyuncak dediğin zaten 50 yere koynanmaz. Haydar meşgulüm, sonra ara. Mallar mı yakalandı? Gümrükte misin sen? Hepsine mi el koymuşlar? Alo Haydar. Şarj bitti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak ekonomimizi, sağlığımızı, geleceğimizi tehdit eden yüz binlerce sahte ürünü her yıl durduruyoruz. Orijinal olun, orijinal. Sahte ürün kullanmayın, geleceği riske atmayın. Yenilenen sadece çevremiz. Geleneksel lezzetimiz her zaman baki. Sizlerin mutlu anlarını paylaştıkça büyüdük, çoğaldık, lezzetimize lezzet kattık. Doğum günlerinizde, düğün ve nişan törenlerinizde, tüm özel günlerinizde yan yanaydık. Şimdi birlikteliğimizi paylaşmak için sadece özel günleri beklemeye gerek kalmadı. Sabah kahvaltısı, öğle kaçamağı, kahve keyfi, ayaküstü sohbetler. Çikolata, yaş pasta, kuru pasta, börekler. Günün her anında, hayatınızın tam da içinde. Adımını attığın anda mutluluk sarar çevreni. Unpama adımla, lezzeti tadımla. Merkez, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi, numara 43 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. Şube, Şarkiye Mahallesi, Sırrı Paşa Caddesi, numara 124 Taksim'a, Altınordu Ordu. Telefon 452-888-2777. 8311. BSmartNet'le hızınızı kesmeyin. Limit yok, kota yok. Ücretsiz kurulum ve 24 ay sabit fiyat garantisiyle 10 megabite kadar hızlı, sınırsız BSmartNet ayda sadece 67 lira. Üstelik istediğiniz zaman, istediğiniz yerde dünyanın sporu GoSpor'la birlikte. BSmart. İstanbul Arsa Ofisi'nden Silivri'de muhteşem bir yatırım fırsatı. Her bütçeye uygun ve birçok ödeme kolaylığıyla satışa sunduğumuz arsalarımız, Silivri'nin en hızlı gelişen bölgeleri Çanta ve Değirmenköy'de sizi bekliyor. 250 metrekare, 300 metrekare, 500 metrekare ve 1000 metrekare olmak üzere farklı büyüklüklere sahip arsalarımıza 49.900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Değerli yatırımcılarımız, ben İstanbul Arsa Ofisi kurucu ortağı Mehmet Yılmaz. Ekonomisiyle, sanayisiyle, ulaşım kolaylığıyla İstanbul'un hızla büyüyen ve değer kazanan ilçesi Silivri'de sizlere yatırım imkanı sunuyoruz. Üstelik kefil yok, tapu masrafı yok, sözleşme yok, vade farkı yok. Kişiye özel ödeme planı, taksit ve takas imkanıyla sahip olabileceğiniz arsalarımıza her gün ücretsiz servisimiz bulunmaktadır. Siz de geç kalmadan bir arsa sahibi olabilir, çocuklarınızın yarınlarına yatırım yaparak geleceğe umutla ve güvenle bakabilirsiniz. İstanbul'un gözdesi, sanayinin ve yatırımın yeni adresi Silivri, 3. Havalimanı'na, hızlı tren hattına, TEM otoyolu ve E5'e yakın olmasının yanı sıra doğanın ve denizin buluştuğu nadir ilçelerden bir tanesidir. Sınırlı sayıdaki arsalarımızdan birine sahip olmak için acele edin. 0212 690 4258,
0552 058 5858. Bu yatırım sizlerin geleceği, daha da önemlisi çocuklarınızın geleceği için kaçırılmayacak bir fırsattır. Alsan Alüminyum'dan size özel hizmetler. Isı camlı balkon sistemleri, iş yeri ve garaj kepenk sistemleri, otomatik panjur ve otomatik bahçe kapıları, plastik doğrama, kompozit kaplama, fotoselli kapı ve daha fazlası. İhtiyaçlarınız için bizden fiyat almadan karar vermeyin. Alsan Alüminyum 0544 640 52 17 Fatsa. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evler ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde 9.500 metrekare ile inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm evler deniz ve bahçe manzaralı, üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 120 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası seçenekleri, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi, tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fure kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay sıfır faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Her marka araba tamiri ve bakımı yapılır, her marka araba alınır, satılır. 50 araç kapasiteli Forsheim'daki galerimizde bol seçenekli parkımızda size uyan arabaya taksitle sahip olabilirsiniz. Gelin görün, sonra karar verin. Araba konusunda her şeyi önce bize danışın. İstediğiniz arabayı uygun koşullarda garantili olarak bizden temin edebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştiriyoruz. Getir eskiyi, al yeniyi. Herkes aynı dili konuşuyor. Ordu'nun yerli markası olan Haçak Ordu'dan Ordululara konuşan tişörtler. Bu yaz çok renkli ve eğlenceli olacak. Bu yazın eğlencesi konuşan tişörtler olacak. Konuşan tişörtler için www.hatçakordu.com. Hadi durma, senin de bir konuşan tişörtün olsun. Beyburgu'nun sunduğu Yeni Gün devam ediyor. Ve sevgili izleyicilerimiz, sizlerle olan birliklerimizin ikinci bölümünde devam ediyoruz. Yerel gündemi aktaracak olduğumuz bu bölümümüz sevgili izleyenlerimiz. Evet, programımızın ilk bölümünde yapıyorduk. Yaptığımız gibi ilk dakikalarında şöyle hani Ordu havalar nasıl diye Ordu manzarasına bakıyorduk. Yine Ordu manzarasına bakalım sevgili izleyenler. Güzel, güneşli bir havada bugün sizlerle birlikteyiz. Programımızı sürdürüyoruz. Gelen mesajlarınız da var. Mesajları da elimizden geldiği kadar okuyup aktarmaya çalışıyoruz. Ekrem Kemenç, günaydın, hayırlı sabahlar diyor, mesaj atmış. Ümit Bey, normal televizyondan izliyorum artık sizleri diyor. Veli Eroğlu sevgili izleyicilerimiz. Devamlı bizlere mesaj atan bir abimizi, Veli Eroğlu. İnternetten değil, normal televizyondan izliyorum şu anda diyor. Mesaj atamayacağını anlatmaya çalışıyorum. Hayri Taş, geç oldu, temiz oldu.
dükkana mal gelmiş. O yüzden sizlerle birlikte olamadım diyor. Bakın görüyorsunuz artık sevgili izleyenler, izleyicilerimizle beraber nasıl diyaloglar içerisindeyiz, nasıl birbirlerimizi artık yakıyla tanıyoruz ve merak ediyoruz. İşte bir isim olmadığı zaman acaba neredeydi? Sanki sınıflarda yapılan yoklamalar gibi. Tekrar iyi yayınlar diliyorum demiş Hayri Taş sevgili izleyenler. Ya doğru, bundan sonra yoklamamız lazım. Yani sınıf yoklaması gibi işte. Veli Eroğlu burada mı? Hayri Taş burada mı? Ekrem Kemenç burada mı? Diye artık böyle isim isim yoklama yapma zamanı geliyor. Önümüzdeki dönem içerisinde, yeni yayın döneminde bunu da değerlendirmek lazım. İyi fikir. Hayri kardeşimize de tabii ki Ramazan'dan sonra tempolar daha da artacak. Özellikle akşam saatlerine de işte o caddeli İstiklal Caddesi'ne, Taksim'e sevgili izleyenler, temponun ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin kalbi orası. Yani bambaşka bir bölge. Evet, Erol Gebeş de bizleri izlemeye başladı şu anda. Rusya'dan bizleri izleyen kardeşimiz, arkadaşımız Erol Gebeş, sevgili izleyicimiz. O da bizleri devamlı izleyen bir izleyicimiz, Ordu kardeşimiz. Ordu üzerindeki hassasiyetini de atmış olduğum mesajlarda, sosyal medya hesaplarından da takip ediyoruz, biliyoruz değerli izleyenler. Biraz sonra gündemimize geçeceğiz. Gündemimizde neler var sevgili izleyicilerimiz? Fındıkla ilgili haberler var. Fındık konulu haberler. Birinci sıra haberimiz var. Fındığın emaneti verilmemesiyle ilgili. Efendime söyleyeyim, fındık satışıyla ilgili bir haber var. Yani Temo bize 10 liraya fındık almış oldukları fındığı piyasada 11-12 liraya, 12-13 liraya satmaya çalışıyor, satacak. Şu anda pazara gittiğimiz zaman fındık satmaya çalışsak 9 liradan bile fındığımızı almıyorlar. Temo, bu fındığı 12 liraya kime satılacak? 12 liradan fındık alıyordunuz madem, vatandaşın fındığını niye almadınız diye soruyoruz. Elinde fındık olan arkadaşlarımıza şu anda deseler ki fındığını 12 liradan sat deseler, belki de satacak, belki de kabul edecek sevgili izleyenler. Pazarda fındık 9 lira, Temo 12 liradan fındık satıyor. Kime satar, nasıl satar, Temo'nun bu uygulaması doğru mudur bilmiyorum. Ki Temo'nun önümüzdeki dönemde devrede olup olmayacağı bile belli değil sevgili izleyenler. Doğu Karadeniz bölgesinde terör unsurlarına karşı yapılan operasyonlar var ve bu operasyonların adı Fındık Dalı Operasyonu sevgili izleyenler. Bunlar gündemimizde olan konular. Efendime söyleyeyim, siyasi parti milletvekili adaylarının seçim çalışmaları var. Cemal Enginyurt gerçekten harıl harıl çalışıyor. Aynı zamanda sevgili izleyenler, Seyit Torun, Mustafa Adıgüzel ilçe ziyaretlerini sürdürüyorlar. Her bölgede adım adım karış karış geziyorlar. Yine aynı şekilde İYİ Parti adayları sevgili izleyenler, onlar da ziyaretlerini sürdürüyorlar. Bu ziyaretlerle ilgili haberlerimiz var. Bunların hepsini sizlere aktaracağım. Ve harita mühendisi Halit Duyar'ın da sevgili izleyicimiz bir bilgi veriyor da o haberi de sizlere aktaracağız. Efendim ben söyleyeyim, hemen başlığını söyleyeyim unutmadan sevgili izleyenler. Son yıllarda yağmurlu ve sisli havalarda meydana gelen uçuş iptallerine dair Halit Duyar'ın bir şeyi var sevgili izleyicimiz. Neden olduğuna dair bir iddiası var. Harita mühendisi Halit Duyar projenin tasarım hatası olduğunu iddia ediyor. Bu haberi de sizlere aktaracağım biraz sonra gündemimize. Efendim gündemlerimize başlayalım. Önce gazetelerimize başlayalım bakalım. Gazetelerimizde neler var? Ordu Yeni Dönem gazetesiyle başlıyoruz sevgili izleyenler. Yeni Dönem gazetesinde ana başlığında emanete fındık vermeye konusu ele alınmış. Emanete fındık başa bela. Uzmanlar her zaman söylüyor, lütfen üreticilerimiz, lütfen çiftçilerimiz, emanete fındık vermeyin. Emanete vermiş olduğunuz fındık sisteme giriyor. Emanete vermiş olduğunuz fındık sistemdeki fındık hareketliliğini ve fiyatlanmada etkili oluyor. O yüzden elinizden geldiği kadar fındıklarınızı emanete vermeyin. Tabii ki üretici de diyor ki tamam kardeşim vermeyeyim diyor. Ne yapacağım ben bu fındığı diyor. Cebimde mi saklayacağım? Otobüse İstanbul'a mı götüreceğim diye soruyor. Burada da devreye işte lisanslı depoculuk giriyor. Bunlar işte hep projeler, planlar neler oluyor? Herhangi bir hareket var mı? Somut bir hareket var mı? Yok. Herkesin beklemiş olduğu Temo'nun veyahut da işte farklı kurumların
fındık fiyatlarını açıklaması sevgili izleyenler. Bu konuda da şu ana kadar bir hareket yok. Ama önümüzde seçim olmuş olduğu için, kritik bir seçim olmuş olduğu için bu konuda popülist bir yaklaşım olsa da fındık üreticisi bir beklenti içerisinde. Beklediğimiz peki fındık üreticisinin böyle popülist bir yılın seçim öncesi gelen bir rakam mı? Kesinlikle değil. Fındık üreticisi önümüzdeki 10 yılın, 50 yılını kapsayacak olan ve fındık üreticisi artık fındık fiyatı ne olur diye dert etmeyecek olduğu bir politika arıyoruz. Emanet fındık başa belaymış. Bunu söyleyen kim sevgili izleyenler? Bakın, Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındıkta geçtiğimiz hasat sezonu sonrası fiyat konusunda yüzü gülmeyen bazı üreticiler fındığını emanete bırakmış ve deyim yerine ise fiyat konusunda emanetçilerin insafına kalmıştı. Onca uyarıya rağmen bütün bir yıl boyunca emek verip ardından hasat ettikleri fındık fiyatlarına kızıp emanete bırakan üreticilerin şimdi başı büyük dertteymiş diyor bunu söyleyen Altınordu'nun Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu. Birinci sıra haberimiz, izliyoruz. Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındıkta geçtiğimiz hasat sezonu sonrası fiyat konusunda yüzü gülmeyen bazı üreticiler fındığını emanete bırakmış ve deyim yerinde ise fiyat konusunda emanetçilerin insafına kalmıştı. Onca uyarıya rağmen bütün yıl boyunca emek verip ardından hasat ettikleri fındıklarını fiyata kızıp emanete bırakan üreticilerin şimdilerde başı büyük dertte. Bazı üreticiler emanete bıraktıkları fındıkları sebebiyle emanetçi kişi veya kişiler tarafından aranıyor ve ürün fiyatının belirlenmesi adına baskı yiyor. Konu hakkında Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu açıklamalarda bulundu. Evet, şimdi emanet fındık zaten başlı başına bir sorundu bize. Ben başkanlığım sürecince hep işlediğim konular oldu. Emanetten kaçınalım diye, emanet fındık vermeyelim piyasaya, verdiğimiz zaman piyasayı da bozuyor, üreticimize mağdur oluyor diye sürekli beyanatlarımız var. Ve bugünkü durumda ona geldi. Verilmiş olan emanet fındığa çok yapılacak bir şey yok. Kanunen de yok, yasal olarak hiçbir şey yok. Başkan Akarsu emanete fındık bırakan üreticilere önerilerde bulundu. Emanetçi kişilerle anlaşma yolunun sağlanması gerektiğini söyledi. Üreticilerimiz özellikle yine de kendi verdiği yerine bir anlaşma yoluyla gidip işte fındığın en iyi paraya nasıl satabilir hesaplarını ona göre yapması lazım. Daha doğrusu bu konu üzerinde artık çok işlem yapmamızın bir gereği kalmıyor. Çünkü fındık verilmiş. Daha doğrusu emanet diye bir şey, fındık satılmış, sadece parası alınmamış. Öyle diyelim, bunun başka bir açıklaması da. Akarsu üreticilere çağrıda bulundu. Özellikle fındığın emanete bırakılmaması gerektiğinin önemine değindi. Ben üreticilerimize özellikle şunu istiyorum. Bu saatten sonra gelin, önümüzde sezon da geliyor. Bakın yakın bir, çok bir uzak bir zaman değil. Şurada 4-5 ayımız var hasat zamanını yaşamaya. Kesinlikle emanet fındığı vermeyelim. Emanete bırakıp da bu mağduriyetleri yaşamayalım. Çünkü alıcılar şunu şöyle istiyor. Ne olur, piyasa yarın yüksek fiyatlara doğru çıkarsa bu fındığı bir an önce ucuz paralarını üreticinin hesabını keselim. Konu kapansın diye bir düşünceleri var, hesapları var. O yüzden üreticilerimiz de fındığı emanete verdiği için eli kolu bağlanmış oluyor. Burada alıcı o, fındık alınmış, fındık satılmış, ortada fındık da yok. Burada dediğim gibi tek şey en iyi zararı nasıl en az zararla kapatılır hesaplarını yapmak lazım. Doğru, yani fındığı emanete bırakmayalım. Yani fındık fiyatları üzerine etkili oluyor. Peki fındığımızı ne yapacağız? Lisanslı depoculuk, o da tam olarak faaliyete geçmiş değil sevgili izleyicimiz. Bu anlamda yani işte yani o büyük tekel olarak efendime söyleyeyim bilmiş olduğumuz firmalar işte tek bir dertleri var. Bu artık bu kanıksallığı biliniyor. Üreticinin adam ticaret yapıyor. Tabii baktığın zaman doğru. Yani sen bir ticaret yapsan malı ne kadar ucuza alırsan o kadar kar ettiğin anlamda. Adam buna bakar. Yoksa işte Karadeniz üreticisi bitmiş, perişan olmuş, parasını alamamış. Efendime söyleyeyim, ekonomik sıkıntı içerisinde Karadeniz insanı göç ediyor. Adam umurunda değil ki. Adam kar zarar hanesine bakar. Kar zarar hanesine
ne kadar artı yazıyorsa adamın için önemli olan o. Yoksa işte Ahmet Efendi fındığını satamamış, çocuğunu okula göndermemiş. Bana ne der adam? Efendime söyleyeyim, Mehmet dediğimiz işte torunlarına harçlık verememiş. Beni ilgilendirmez. Evine ekmek götürüyor. Adam ilgilenmiyor bunlarla. Adam tek ilgilendiği şey kârhanesi. Senden ne kadar ucuz alırsa fındığını o kadar iyi. Yani gasp edercesine sevgili izleyen bütün kritikleri kendi lehine zorlayarak almaya çalışıyor. Kapalı kapılar ardında nasıl pazarlıklar yapılıyor? Kimler pazarlık yapıyor? Bilmiyoruz. İki işte büyük firmalar gidiyor. Kendi aralarında yapmış oldukları pazarlıklardan dolayı fındık fiyatları belirleniyor. Bizler de bunlara seyirci kalıyoruz sevgili izleyen. Adına da diyoruz ki serbest piyasa. Serbest piyasayla bunun uzaktan yakından hiçbir alakası yok sevgili izleyenler. Evet, geçen yıl fındık fiyatları düşünce TEMO devreye girdi. TEMO devreye girdiği zaman hepimiz şey yaptık sevgili izleyenler. Yani yöre diye bile söylemiyorum. Alkış tuttuk, hatta biraz daha yere indirip cipan çaldık değil mi? Yani hepimiz böyle mutlu olduk. TEMO devreye giriyordu ama TEMO devreye girdi, bazı kriterlerle beraber girdi. Serbest piyasa fiyatlarını hareketlendirecek dedik. Hareketlendi mi? Hareketlenmedi. Funda sevgili izleyicilerimiz, yani hani üniversite sınavına girerken veyahut da işte işe alırken işte İngilizce biliyor musun? Efendime söyleyeyim, tecrüben var mı? Efendime söyleyeyim, birçok kriterler vardır ya böyle. Hangi okul mezunusun, bunun gibi birçok kriterler vardır işe alınırken. TEMO'ya fındık vermek de aynen bu kriterlere bağlandı. Yok neminden tut da şununla bununla kadar birçok kriterlerle beraber 10 liradan 11 liradan sevgili izleyen fındık satmaya çalışacak. Ve TEMO bu fındığı ne yapacak diye sorulmaya başladı sonra. TEMO fındığı satıyoruz sevgili izleyen. TEMO almış olduğu fındığı 12 liradan farklı rakamlardan satmaya çalışıyor. Peki TEMO bu kime satacak bu fındığı? Yani yeni sezon öncesinde TEMO fındığı sattığı zaman fındığa ihtiyacı olan o büyük global şirketlerin sevgili izleyenler fındık rezervleri doymuş olur mu? Depolar dolmuş olur mu? İhtiyaçlarını karşılamış olurlar mı? O fındıkları aldığı zaman acaba üreticinin fındığına bakmama durumları söz konusu olabilir mi diye benim aklıma saçma sapan sorular geliyor sevgili izleyenler. Bilmiyorum. Yani böyle sorular benim de kafamı yani kurcalamıyor değil ve bu soruları kendime soruyorum. Yeni dönem fındık ne olacak, ne edecek bunları hep beraber göreceğiz ki TEMO fındık satıyor ve TEMO'nun önümüzdeki dönem fındık alıp almayacağı konusunda net bir bilgiye bile sahip değiliz diyor. Başbakan geçen geldiğinde gerekirse devreye girebilir denilmişti. Gerekirseyi oluşturacak olan koşullar mevcut mu şu anda? Onu da bilmiyorum. Onu da kimler biliyor? Onlar da bilmiyorum sevgili izleyenler. Erol G5 mesaj atmış bizlere. Günaydın, hayırlı yayınlar. Politikasız, yalan dolansız bir gün diliyorum demiş. Mümkün değil bu aralarda. Eskisi gibi Kemal Sunal filmleri gibi merhaba ve köşe bucak yayınlarınızı izlemek istiyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de öyle tanımlıyorum. Yani büyük usta Kemal Sunal, kendisine rahmetle anıyoruz. Hatırlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Köşe bucak programları da gezi programlarımız. Devamlı arkadaşlarımız tekrar adlarını atıyorlar eski bölümleri ve gerçekten o kadar güzel yerlerimiz var ki o programları insanlar izlerlerken bizlere olan ilgi ve alakalarını da anlatıyorlar. Teşekkür ediyorum. Güngör Durkut günaydın, hayırlı günler, iyi yayınlar demiş. Biraz önceki mevzumuz sevgili izleyenler. İşte TEMO'nun fındık alımıyla ilgili bahsetmiş olduğumuz konuda yine bir diğer gündem haberimiz. Bu haberi de hemen yayınlayalım Sefat. İkinci sıra haberimiz TEMO'nun fındık satış haberi sevgili izleyenler. İzliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi geçtiğimiz hasat sezonu sonrası devreye girmiş ve üreticilerin fındıklarını 10 Türk lirasından satın almıştı. Toprak Mahsulleri Ofisi üreticilerden satın aldığı fındıkları Haziran ayı itibariyle satışa sunuyor. Tamam abi. Yapılan açıklamaya göre TMO Haziran ayında fındığı en yüksek 12 lira 75 kuruş, Temmuz ayında ise en yüksek 13 lira 25 kuruştan satışa sunacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Ali Şensoy sert açıklamalarda bulundu. Tabii bu deklare etmiş olduğu fiyatlar bizler için çok çok önemli de değil.
Zaten sürecin nasıl başlayıp nasıl devam ettiğini bizler bildiğimiz için TMO nedir? Ben TMO'nun üreticiden kaç liraya aldığına bakarım. Üreticiden 10 liraya fındık topladı. Zaten maliyet 10 lira. Yani bunları çok fazla yorumlamaya gerek yok. Şu an işte ortalama 12.50 liradan fındık alacağını, fındık vereceğini deklar etmiş tekrar serbest piyasaya. Bunlar zaten beklenen sonuçlar. Zaten bu bir süreç böyle başlamışsa böyle gidecektir. Ziraat mühendisi Şensoy yapılan satış fiyatının acı bir tablonun sonucu olduğunu belirtti. Geçmiş yıllardaki fındık politikalarına değindi. Belki set kaçabilir tabirim ama ben şunu söylemek zorundayım. Bir fındıkçı olarak, bir teknik eleman olarak, bölgenin tanınırı olarak dünya fındık piyasasını domine edenin depoculuğunu yapmıştır TMO. Bu kadar da set konuşuyorum. Çünkü manzara budur. Sadece depoculuğunu yapmıştır, muhafaza etmiştir. %35 dünya fındık gereksinimi artmıştır. Ben onun için fındığı satıyorum denilmiştir. Bunlar acı beyanatlardır. 54. hükümet, merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan 1996-97 yılları üreticiye fındığa nasıl fiyat farkı, nasıl zam yapmış olduğu ve dünyada yansıması kabul görüldüğü tüm millet tarafından görülmüştür. Bu da okunmuştur. Ama neticesi çok farklıdır tabii. Bu farklı olaylar vardır. Şensoy kurumlara seslendi. Üreticilerin fındıkla ilgilenmelerini sağlamak adına devlet tarafından teşvik yollarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Millet için çalışsın. Tüm kurumlarımız milletin menfaati için çalışsın. Şu an bir kilo fındığın maliyeti bu yıl 10 liradan daha yukarı çıkacakken işte ben fındığı ihaleye çıkarıyorum, ben şu kadar ton fındık satacağım, dünyanın ihtiyacı var, vermek zorundayım. Bunlar çok fazla geçerli cümleler değil bizim nezdimizde. Üreticiye refah payını, huzur payını verin. Ben kurumlarımıza söylüyorum, millet için uğraşın, milletin cebine biraz para koyun ki millet bahçesine biraz daha mutlu gitsin, daha fazla baksın. Evet, bu şekilde sevgili izleyicilerimiz, TMO'nun fındık satması ne gibi sonuçlarda olacak? Fındık fiyatlarının piyasalarını nasıl etkileyecek? Devrede tekrar olacak mı bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. TMO fındık satıyor. Rakamlar ortada, 12 ile 13 lira gibi aralıklarında fındık satacaklar. Fındık satmayı düşünüyorlar, planlıyorlar. 10 liradan vatandaşlardan almış oldukları fındığı satacaklar. Pazara çıksak, şu anda fındık satmaya çıksak 9 liradan satamayacağız belki de. Böylece bir durum söz konusu. Şimdi Yeni Dönem Gazetesi'ne devam edelim sevgili izleyenler. Yeni Dönem Gazetesi'nin yine ilk sayfasında bir haber var. CHP'de fıskiyle engel. Dün programa konuk olan Akın Çiçek de söylemişti. CHP'nin çay sahile çay ikramı sırasında sadece o bölgedeki olan fıskiyelerin çalışmasıyla ilgili bir gündem vardı. Sevgili izleyenler, bakın haber şöyle diyor. CHP'nin çay ikramı esasında Kontrolü Büyükşehir Belediyesi'nde olan fıskiyelerin açılması parti organizasyonlarının sabote edilmeye çalıştığını iddia edildi. Konu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Altın Ordu İlçe Başkanı Bülent Akpınar açıklama yapmış sevgili izleyicilerimiz. 9. sıra haberimiz Bülent Akpınar'ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama. Bu haberi de hep birlikte izliyoruz. Burada baktığımız zaman fıskiyeler öğrendiğimiz kadarıyla elektronikmiş, fıskiyeler çalışmaya başladı ve sadece bizim bulunduğumuz alanda ve bizim yan tarafımızda olan aileler aynı şekilde sırılsıklam hale geldiler. 24 Haziran seçimleri kapsamında siyasi yarış tüm hızıyla sürüyor. Partililer seçim propagandalarını çeşitli etkinliklerle zenginleştirirken siyasi rekabet zaman zaman güç gösterisine dönüşebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Teşkilatı da Akyazı sahilinde iftar sonrası kurduğu standla ordululara çay ve kahve ikram ediyor. Açılan stand zaman zaman Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriyle de renkleniyor. Yaklaşık bir haftadır bulunan bu standsa partililerin iddiasına göre belediye yetkilileri tarafından ilginç yöntemlerle sabote ediliyor. Dün akşam çay ikramı sırasında sulama fışkiyelerinin açılmasıyla sabote edilmeye çalışıldı. Konu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanı Bülent Akpınar açıklamalarda bulundu.
Buraya bir araba çektik. 3 gündür bu arabanın problemiyle uğraşıp duruyoruz. Valiye resmi yazımızı yazdık. Bilgilendirmemizi yaptık. Bugün baktığınız zaman bütün ordunun her tarafında, Türkiye'nin dört bir köşesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın billboardlarda, evlerde, orada, burada, her yerde afişlerini görüyoruz. Sabah uyanıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı ile, akşam yatağa Sayın Cumhurbaşkanı ile giriyoruz. Lakin küçücük bir, bugün baktığınız zaman bizim bir aracımızı hazmedemediler. Bu akşam aynı şekilde vatandaşlarımızla beraber hem sohbet anlamında, oturup paylaşma anlamında çay kahve içiyoruz. Yine aynı şekilde siz birazdan görüntüleri alırsanız, diğer tarafta mütedeyyin aileler Ramazan'da iftarda oruçlarını açmak için buraya gelmişler. Burada baktığımız zaman fıskiyeler öğrendiğimiz kadarıyla elektronikmiş, fıskiyeler çalışmaya başladı ve sadece bizim bulunduğumuz alanda ve bizim yan tarafımızda olan aileler aynı şekilde sırılsıklam hale geldiler. Baktığınız zaman bugün, yani iktidar da demek istemiyorum ama bugün gücü elinde tutanlar küçücük bir büfe aracı bile hazmedemez noktaya gelmişler. Bizim elimizde hiçbir imkanımız yokken ellerinde hileli zarlarla yarıştığımız insanlara ülkenin yarınlarına has olarak, bu ülkeyi yarınlara aydınlık olarak taşıma amacında bir seçim safhasındayız. Elimizden gelenin en iyisini ülkemizi aydınlatmak adına, gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin yarınları adına bir şeylere mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama bizim küçücük bile bir şeyimizi hazmedemiyorlar. Altınordu İlçe Başkanı Bülent Akpınar hemen her konuda sabote edildiklerini belirtti ve eşitlik istediklerini dile getirdi. Bakın, biz devletin imkanlarını kullanmıyoruz. Buraya bir jeneratör attık. Kendi jeneratörümüzle, kendi cebimizden verdiğimiz imkanlarımızla insanlarımıza bir noktada olsun mutlu etmeye, onlara bir paydaşlık noktasında belli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gidin bakın, belediyenin tuvaletinden elektrik alıyorlar. Biz de alabilirdik ama alsak vermeyecekler. TEDAŞ'ın mıdır, büyükşehirin midir bilemiyorum. Bugün siyasi partiler kanununa baktığınız zaman, söyleyeyim mesela, Şenel Özkök'ün binası imar izni alınmış mıdır? İmar izni alınmayan bir binaya pankart asılması yasak. Gidin efendime Suyum Durugöl'de, Aktaşların karşısı, ordunun hemen hemen tamamında veya Türkiye'nin genelinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın, iktidar milletvekillerinin izin alınmadığı halde pankartları duruyor. Ben devlet yetkililerimizden, devleti eğer temsil ediyorlarsa gereğini yapsınlar. Bizim için de sorun yaşatıyorsak aynı özveriyi biz göstereceğiz. Kaldıralım. Valiliğimiz, devletimiz bize ne söylüyorsa biz o yükümlülük çerçevesinde buradan aracımızı kaldırmamız gerekiyorsa kaldıralım. Pankartlarımızı kaldırmamız gerekiyorsa kaldıralım. Ama biz eşitlik istiyoruz ya. Zaten hileli zarlar elinde olan birine karşı yarışıyoruz, mücadele ediyoruz. Ülkemizin yarınları açısından bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ama baktığınız zaman iktidara, her şey benim, her şeyi ben bilirim, her şeyin en iyisini ben yaparım bir zihniyet. Ama dediğim gibi 24 Haziran'da bu yüce millet bunlara gereken cevabı verecektir. Konu hakkında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili adayı, belediye tarafından sabote edildiklerini iddia etti. Kanunlar ve kurallar herkes için eşittir. Fakat kamu kaynaklarını, bakın şu aynı şekilde şu anda gördüğünüz gibi, yine bir saygısızlık söz konusu. Herkes için eşit olmalıdır. Bakın, gidiyorsunuz kamu kurumlarına, hastaneler, diğer kurumlar, aynı kanallar, aynı haber kanalları açık, tek taraflı yayın yapılıyor. Geliniyor burada AKP'nin aday tanıtımı İmam Hatip Lisesi'nde yapılıyor. Efendim geliniyor Büyükşehir Belediyesi'nin meydanında AKP'nin büyük otobüsü günlerce kalıyor. Kimse bu otobüs neden burada diye sormuyor. Geliniyor bakın, burada karşıda biz bu standı açtıktan sonra Kültür Sarayı'nın bahçesine stand açtılar. Kamu arazisidir. Fakat onlara kimse buraya standı neden açtınız diye sormuyor. Ve bu akşam bu alanı sadece sularken dikkatinizi çekiyorum. Buradan sadece 100-200 metre ileride aynı mevkide, yani yine yolun deniz tarafındaki aynı çimlerin üzerinde çadırları var. O alanda hiçbir şey yok ama bizim sadece bulunduğumuz alan sulanıyor. Şehrül Emin demek, şehrin emin kişisi demektir. Şehrül Emin belediye başkanının eş değeridir. O anlamda kullanılır. Yani şehrin emin kişisine belediye teslim edilir. Bu şu demektir. Siyasetten uzak, herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışıdır belediyecilik anlayışı. Siyaset yapma yeri değildir. Siyaset yapacaksanız ceketinizi, yakanızdaki rozeti çıkarın, gelin beraber siyaset yapalım. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Başkanı Bülent Akpınar ve yine Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayı Mustafa Adıgüzel'in
iddiaları, yorumları sevgili izleyenler. İşte onları çay dağıtmış oldukları yerlerde fıskiyelerin açılması ve bu türlü saboteler ve seçim süreci içerisinde kendilerine karşı yapılmış olan adaletsizlik ve haksızlıkları ve eşit koşullarda mücadele edemediklerine dair yapmış oldukları yorumlar sevgili izleyicilerimiz. Evet, yine gazetemize devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Erdoğan'ı benimsedi başlıklı bir haber var. Aynı şekilde TV2 Haber Merkezi tarafından hazırlanmış olan gündemimiz içerisinde olan bir haber de sevgili izleyenler. Olay şu şekilde, bakın yorum şu şekilde. 24 Haziran seçimleri kapsamında siyasi yarış devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için iki parti, AK Parti ve sağda destek arıyor. Özellikle MHP Ordu Teşkilatı sevgili izleyenler ciddi bir çalışma yürütüyor. Seçmene Cumhur İttifakı'nın ülke adına önemini anlatıyorlar. Ancak AK Parti MHP kadar ittifak olgusunu savunmuyor. Bu yorumu yapan gazete yorumu değil sevgili izleyen, bu yorumu yapan Milliyetçi Hareket Partisi 27. dönem 1. sıra adayı Cemal Enginyurt sevgili izleyenler. Cemal Enginyurt neler söylemiş, hep birlikte izliyoruz. 3. sıra haberimiz, ittifak olgusunu AK Parti bizim kadar savunmuyor diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Teşkilatı ve milletvekili adayları Ordu'yu karış karış dolaşarak seçim çalışmalarına devam ediyor. Gündüz ilçe ve mahallelerde vatandaşla kucaklaşıp akşamda iftar programlarına katılarak Cumhur İttifakı'nı anlatmaya devam eden bir isim MHP 1. sıra milletvekili adayı Cemal Enginyurt. Katıldığı TV programlarında da Cumhur İttifakı adına destek istiyor. MHP'liyiz. AK Parti ile Cumhur İttifakı yaptık. Bugün arkadaşlarımız güzel bir görüntü attılar. Aykut kardeşim de var mı bilmiyorum. Aykut varsa hazırlayalım görüntüyü. Var, bakın şu görüntüye yani. Bakın ya. Allah için ya. Bunu MHP'ler yaptı. Evet, resme bakıyoruz değil mi? Resme bakıyoruz Sayın bakın orada. Evet. Kim var? Tayyip Erdoğan var. Başkanımız var evet. Milliyetçi Hareket Partisi. Burası Çatal Armut. Gölköy Çatal Armut. Allah onlardan razı olsun. AK Parti afişleri de var. Ama orta yerde Recep Tayyip Erdoğan var. Bu ne demek biliyor musun? Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki partisi var. Hem MHP hem AK Parti demek. Recep Tayyip Erdoğan'ın iki partisi var. Hem Milliyetçi Hareket Partisi hem AK Parti. 6-0 yapacağız diyenlere de kapak olsun bu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün adayları ben dahil olmak üzere otobüsümüzde, afişlerimizde, bütün söylemimizde Cumhur İttifakı millet aklı diyoruz. Cumhur İttifakı millet aklı diyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy istiyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçilsin diye mücadele ediyoruz. Ama şu ana kadar AK Parti'nin vekil adaylarının hiçbirisinden ben Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan anlatımı duymuyorum. Konu varsa yoksa nefsi duygularının tatmini var. Türkiye için 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çeken Enginyurt özellikle seçmene seslendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın iki partisi var dedi. 24 Haziran bir kurtuluş savaşı. Ya Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde 2023'ün büyük Türkiye'si olacak. Çocuklarımıza barış ve huzur içerisinde bir Türkiye bırakacağız. Ya da Türkiye ekonomik kaosların, iç çatışmaların, siyasi çalkantıların içerisinde ekonomik değerlerini kaybeden, milli değerleri yok olan, heba olan, genç nüfusunun birbiriyle çatışır hale geldiği bir ülke olacak. Ben onun için diyorum ki 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmalı. Ben Allah için şunu söylüyorum. Nefsim adına değil. Ben milletvekili oldum İsa kardeş. Ben milletvekilinin bütün hakları bende var. Ben vekil olmuşum olmamışım önemli değil. Allah için samimiyetle diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olsun, seçilsin, benim ülkem kurtulsun, benim ülkemin gençleri kurtulsun da ben vekil olmayayım hiç önemli değil. Ama ben şunun için vekil olmak istiyorum. Benim milletvekili olmam değil, bu ülkenin geleceği önemli diyen Enginyurt, AK Partili milletvekili adaylarına da yüklendi. AK Parti'nin kendileri kadar Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a destek çıkmadığını söyledi. Efendim ya, reise oy vereceğim ama aşağıda devlete vereceğim. Ha bunu diyen münafık.
Niye münafık diyorsun kardeşim? Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum seve seve, mutlulukla ve gururla. Ben arkadaşlarımı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye ikna ediyorum. Her gün, bu sabah 7'de başladım. Dün gece 3'te yattım. 3. Sabah kalktım 7. Her gün böyle geçiyor. Benim emeğime niye haksızlık ediyorsun ya? Benim emeğime niye alın terime haksızlık ediyorsun? Benim arkadaşlarıma niye haksızlık ediyorsun? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güvenerek niye oy istiyorsun ya? Adamsan çıkın oy isteyin ya. Yetsenize kardeşim. Anlatsanıza halka. Cumhur İttifakı'nı da anlatın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da anlatın. Bak tekrar söyleyeyim. Bizim otobüslerimizde Cumhur İttifakı yazıyor. Afişlerimizde el ilanlarında Cumhur İttifakı yazıyor. AK Partili milletvekili adaylarının hiçbirisinde Cumhur İttifakı'ndan tek laf yok. Vakit Fatsa vakti. Vakit Ulubey vakti. Vakit ordu vakti. Yok, vakit iftar vakti. Oğlum uyanın lan. Evet, Cemal Engin Yurdun yorumları sevgili izleyicilerimiz hep birlikte izledik. Kendisi gerçekten çok erken ve hızlı bir şekilde sahaya çıktı ve gezmeye de başladı. Bu anlamda da dikkat çeken isimlerden kendisi sevgili izleyicilerimiz. Başarılar diliyoruz kendisine ve diğer bütün adaylara, değerli izleyenler, kim hak ediyorsa onu umarım ki orada halkı meclise gönderecektir. Evet, partilerde ziyaretler devam ediyor. Yine Yeni Dönem Gazetesi'nin ilk sayfa haberinde çarşı pazar halkın içinde olan bir isim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ilçe başkanları ve parti yöneticileriyle seçim çalışmalarına Perşembe Fas'la ilçesini ziyaretleriyle devam etti. Perşembe'de halk pazarı gezen CHP Başkanı Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun enflasyon rakamlarının son 15 yılın zirvesine ulaşmasına tepki göstermiş ve bu tepki, bu haber Perşembe ziyareti bizim gündemimizde de var. 6. sıra haberimiz sevgili izleyicimiz Seyit Torun'un seçim çalışmalarını, ziyaretleri ve Perşembe'deki izlenimleri. Tamam. Bekliyoruz. Kolay gelsin. 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala sağ çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren isimlerden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili adayı Seyit Torun, Perşembe ve Fatsa ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Torun, Ordu'nun sakin şehir unvanlı Perşembe ilçesinde halk pazarını gezdi, esnafla sohbet etti. Bir tane arkadaşımız sadece bu iş için uğraşıyorlar, Türkiye'yi geziyorlar. Sağ olun, bekliyoruz. Kolay gelsin. Perşembe'de halk pazarını gezen CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, enflasyon rakamlarının 15 yılın zirvesine ulaşmasına tepki gösterdi. Parasını yaptık ki bu memlekete 16 yılda topladığı vergi gelirlerine bir bakalım. Sattığı kamu mallarına bir bakalım. Bir de yaptığı işlere bir bakalım. Sen şimdi evde gelirinle giderini bakarken nereye ne harcamışım, ne yapmışım? Eğer ortada bir para kayıpsa ne yapıyorsun? Lan nereye gitti bu para demiyor musun? Sayın vekilim ya, Allah aşkına, milli gelir büyümüş de. Milli gelir böyle büyümüş bu ülkede ya. Ama birilerininki büyüyor. Seninki değil. Milli gelir böyle büyüyor ya. Seninki 10 senedir aynı. Bu milli gelir nasıl? Aynı olsa yine yiyor. Nasıl askerci 1600'e milli gelir büyüdü. Domates 5 lira milli gelir büyüdü. Böyle mi büyüyor bu milli gelir? Bak ciplere binenler, o şeylere binenler kimler nereye gidiyor para anlarsın. Biliyor mu ya sen vekilim? Taşlara fazla bir dolaş. Ya sen var ya. Öyle bir eski gibi gözlerinden getirin. Ortada bir tane milletvekili sen gitsen Ankara'da orada otursan ölene kadar yine yeter ya bize. Evet, sağ ol. Vallahi yeter ya. Bir sürü arkadaşlar var burada. Hep beraber gidiyoruz. İlçe başkanımı tanıyor. Hep beraber. O da gidecek. İnşallah. Ya fındıkçı ise olacaksın ya. Bak burada harfli olmak sayı vekili çok olur. Harfli milletvekili olmayacak. Ordunun milletvekili olacak. Aynen öyle. Vekaleti veren sizsiniz. Allah razı olsun. Hayırlı günler cümleler. Vatandaşın sorunlarını tek tek dinleyen milletvekili Torun, çözüm yolları konusunda söz verdi. Bir tane milletvekili sen gitsen Ankara'da orada otursan ölene kadar yine... Evet, Seyit Torun ziyaretleri, Fatsa Perşembe ziyaretleri ve bu ziyaretlerden vatandaşlarla yapmış olduğu diyaloglar ve izlenimler. Evet, diğer bir partiye geçiyoruz. İyi Parti sevgili izleyenler. İyi Parti Ordu Milletvekili adayı Doçent Doktor Mukadder Korkmaz seçim çalışmalarını Ordu'nun Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde sürdürmüş sevgili izleyicilerimiz. Beşinci sıra haberimiz. Haberimizi izleyelim. Parti çalışması var. Dolaşıyoruz.
İYİ Parti Ordu Milletvekili adayı Doçent Doktor Mukadder Korkmaz, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek seçimler için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Evet arkadaşlar, merhaba. Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin. Doktor Murat Mukadder Korkmaz adayımız. Ben de. Bayan arkadaşımız da var. Günaydın. Her sabah buradan geçerken size bakıyorum. İyi, teşekkürler. Bakıyorum erkenden, çok iyi işe gireceğim. Bakıyorum erkenden, işin başındasınız. Ne yapalım, meslek. Değil mi? Ya, ekmek paramız için. Doçent Doktor Mukadder Korkmaz seçim çalışmalarını bugün de Ordu'nun Altın Ordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde sürdürdü. Ha, çavuşlar muhtemelen. Evet. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Eyvallah. Nasılsın abi? İyiyim Allah'a şükür. Ne haber? Sağ olun. Nasılsın? Buyurun. Hoş bulduk. Seçim çalışmaları kapsamında mahallede bulunan pazartesi pazarına da geçen Doçent Doktor Korkmaz, her tezgahı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Mukadder Hanım geldi. Merhaba. İyi Parti. Ya ben abi, İyi Parti mi zaten? Çok iyi, çok iyi. Nasılsın? Çok iyi mi? Sen alamıyorsun. Ne olsun? Siyasete girdik. Destek bekliyoruz. Destek bekliyoruz. Kadına için çalışıyorum. Burada esnaf ve vatandaşlarla partilerinin seçim beyannamelerini aktaran Mukadder Korkmaz, hem genel başkanları Meral Akşener'e hem de milletvekili adaylarına destek istedi. Seçim çalışmalarının ardından açıklama yapan İYİ Parti Ordu Milletvekili adayı Doçent Doktor Mukadder Korkmaz, Türkiye'nin ve ordunun iyi olması için çalışıyoruz dedi. Pazartesi pazarını gezdik arkadaşlarımızla birlikte. İYİ Parti olarak kendilerine vatandaşımızla partimizi ve Meral Akşener'i tanıttık. Bir değişikliğin zamanı geldiğini anlattık. Pazarımız gayet güzel. Kadınlarımız çok dinamik. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışıyorlar. İnşallah kadın dayanışmasını da gösterecekler. Çok memnun kaldık. Halkımızın gerçekten bize ilgisi fazla. Özellikle kadınlarımızın. Tabii motivasyonumuz da daha çok artıyor. İnşallah iyi bir gelecek için hep beraber el ele vereceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte ordunun iyi olması için, Türkiye'nin iyi olması için çalışacağız. Çalışmalarımız şu anda tekrar devam edecek. O nedenle hoşça kalın diyorum. Sevgiler sunuyorum bütün hemşehrilerimize. Evet, adaylar sevgili izleyenler ziyaretlerini sürdürüyorlar. Bu ziyaretleri kapsamında bizler de bu ziyaretleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yine hızlı bir şekilde bu turumuzu sürdürelim. Cemal Enginyurt sevgili izleyenler, kendisi Fas adaydı. Halkla buluştu, ziyaretlerini sürdürdü. Dördüncü sıra haberimiz, izliyoruz. Geliyor ordumuzun yürekli sesi. Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimleri için takvim hızla ilerliyor. Özellikle partilerin adayları sahadaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sahanın en renkli ve en çalışkan simalarından Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili adayı Cemal Enginyurt da ilçe ziyaretlerinde devam ediyor. Enginyurt bu kez Fatsa ilçesinde seçmenle buluştu. Esnafla sohbet eden, vatandaşın sorunlarını dinleyen Enginyurt, Fatsa ziyareti kapsamında ilçe teşkilatına da misafir oldu. Milletvekili adayı Cemal Enginyurt, Fatsa ilçesinde Fatsa Ziraat Odası'nı, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlarını da ziyaret etti. Milletvekili Enginyurt'un ana gündemi ise fındıktı. Fındık, mecliste ve Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde konuşulur ve anlatılırsa hak ettiği değeri bulacaktır. Bu zamana kadar gönderdiğimiz milletvekilleri Sayın Cumhurbaşkanımıza bu fındığı yeterince anlatmadılar. Görüşmediler, konuşmadılar. Bunu nereden anlıyoruz? Fındık Sayın Cumhurbaşkanına nasıl anlatılır? Sivil toplum örgütleriyle, köylülerle,
ihracatçılarla, odalarla Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir randevu alınır ve onun huzurunda fındığımızın durumu kendisine anlatılırsa Sayın Cumhurbaşkanımız fındığı ben daha iyi anlayacağına inanıyorum. Diyorum ki Endonezya'da, Malezya'da, Myanmar'da, Arakan'da, Filistin'de, Suriye'de milyonlarca Müslümanın derdiyle dertlenen Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 milyon üreticinin derdiyle dertlenmemesi mümkün değil. Öyleyse bu fındık Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatılmadı. İnşallah biz 24 Haziran seçimlerinde Ordu halkından bir yetki istiyoruz. Fatsa Ziraat Odası, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanları da Cemal Enginyurt'a desteklerini iletti. Siyasi yarışta kendisine başarı diledi. Öncelikle 24 Haziran seçimlerinde Sayın Vekilimiz Cemal Enginyurt Başkanımızı tekrar listenin birinci sırasında görmekten dolayı Fatsa çiftçileri, bölge çiftçileri adına büyük bir memnuniyet duyduk. Gerek vekillik döneminde, gerek vekillikten sonra bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan fındıkla alakalı mücadelesini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ülkemizin en kritik seçimlerinden bir tanesi olan bu 24 Haziran seçimlerinde de kendisini vekil olarak Ankara'da görmekten büyük onur duyacağız. Fatsa'mız zaten Sayın Vekilimizin geçen bir televizyon programında dinlemiştim ben. Gerçekten Türkiye'yi kıskandıracak bir çalışması var Fatsa Teşkilatımızın, Murat Başkanımızın öncülüğünde. Bizler de büyük bir memnuniyet duyuyoruz bu çalışmalardan. İnşallah Sayın Vekilimi Ankara'ya gönderdikten sonra gerek fındık konusunda, gerek bölgemiz üreticilerinin sorunları konusunda kendisini rahat bırakmayacağız, kafasını aşındıracağız. Yönetici arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 24 Haziran ülkemizin de çok bir dönüm süreci, ülkemize bir dönüm süreci olan çok önemli bir seçim öncesi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli milletvekili adayları, çok değerli dostum, çok kıymetli abim Cemal Enginyurt ve diğer bölgemizin adayları ve ilçe başkanımız bizleri ziyaret etmek istediler. Bizler de kendilerini kurumumuzda ağırladık. Kendilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ordu'nun en büyük sorunlarından bir tanesi kurumumuzun da iştigal alanından fındık konusunda değerli vekilimizin inşallah Allah nasip eder 24 Haziran'da meclise giderse fındık konusunda fındığın hassasiyetini bölgedeki fındıkla ilgili sorunlara yakinen değinen bir abimiz olaraktan inşallah meclise de bölgemizi temsil etme imkanı olur. Cemal Başkanım iyi bir siyasetçimizdir. Ordumuzun fındığını her zaman Ankara'da savunan, dile getiren tabii ki en önemlisi bölge olaraktan fındık olduğu gibi fındığı dile getiren siyasetçileri biz daha çok seviyoruz. Tabii fındık olmadan arabacılık da olmuyor, bizde ticaretimiz de olmuyor, her şeyimiz ona bağlı. Evet sevgili izleyenler, şimdi bir haber daha sizlere aktaracağım. Siyasi parti adaylarının ziyaretleri ve son haber olarak daha sonrasında ise uçuş iptalleriyle gündeme gelen çok flash bir iddiaya ortaya attı. Harita mühendisi Halit Duyar o haberle ve ekrana veda edeceğiz bugün sevgili izleyenler. Şimdi Mustafa Adıgüzel'i kendisi de Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği'ni ziyaret etti. Bu ziyaretini izleyelim. 8. sıra haberimiz. Seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ve Ordu'da gezilmedik yer, çalınmadı kapı bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi 27. dönem Ordu Milletvekili adayı Doktor Mustafa Adıgüzel'in bu kez adresi Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği oldu. Milletvekili adayı Doktor Mustafa Adıgüzel arıcıların yaşadığı sorunları yakından bildiğini ve çözüm yolları bulmak adına çalıştıklarını belirtti. Çok öne çıkarıyoruz çünkü dünyada birinci beşiktiz ve Ordu biliyorsun olarak da Türkiye'de merkeziz. Ayrıca dünyada Türkiye ikinci, Ordu'da birinci ülke. Yani aslında bizim ikinci katma değer olan yerimiz. Fakat şimdi ben başkanımın bir lafını çok tutarım. Türkiye'de arı görmemiş bal yapıyor yani.
Evet, onun adı gördüğünüz bal var. Bu iş artık şeyden çıkmış, tarımdan çıkmış, başka bir tarafa doğru kaymış. Hem çok kıymetli bir sağlıklı ürünümüz var, bu biraz standartın dışına çıkarılıyor. İşte terdemeyelim de, kaçak mı diyelim? Merdiven altı diyelim. Merdiven altı, üretim var. Aynı zamanda da normal üretimi teşvik edecek şeyler eksik. Ordu'nun arıcılık alanında Türkiye'de zirve noktalarda olduğuna değinen Adı Güzel, arıcıların daha iyi şartlarda üretim yapmalarını sağlayacaklarını söyledi. Hem yasal mevzuatın düzenliği, hem desteklemeleri arttı. Bu işe bir yol vermemiz lazım. Ben de bana daha önce ziyaretle bulundum. Yani sorunları bilen birisi olarak, kesinlikle bundan gelmezken de zaten daha önce ziyaretimde izah etmiştim. O da bu konuya çok sıcak bakmıştı. İnşallah onların önünü açacağız. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, arıcıların sorunları hakkında bilgiler verdi. Arıcı temsilcisi olacak. Yani şimdi bir nevi arıcının içinden geliyor. Yani, bir nevi değil, oradan. Arıcılıkla babası yıllarca arıcılık yaptı. Yani yıllarca arıcılık yaptı. Yani yıllarca diyorum ya, uzun süre yani. O yüzden arıcılar blok olarak hocamızın yanında. İnşallah. Sevgili izleyicilerimiz, iki tane mesajımız var. Yakup Külünk Medine'den bizlere mesaj atmış. Ordu'ya saygı ve selamlarımızı sunuyoruz. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yakup Külünk'e ta Medine'lerden bizlere mesaj atmış. Sevgili izleyenler, işte memleketimizin o güzel görüntülerini onlara paylaşıyoruz. Ve Nedim Özel bir endişesini bize getirmiş, dile getirmiş sevgili izleyenler. Onun arkadaşımıza da bu hassasiyetinden dolayı da ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Şimdi son haberimizi sizlere aktaracağım. Son yıllarda özellikle yağmurlu ve sisli havalarda biliyorsunuz Ordu Giresun Havalimanı'nda uçuş iptalleri söz konusu oluyor. Bunu farklı sebeplere bağlıyorduk. Yok cihaz eksiği, yok cihazdan, sisten, bunun gibi şeylerden. Bakın uçuş iptalleriyle gündeme gelen Ordu Giresun Havalimanı hakkında flaş bir iddia ortaya atıyor. Bu iddiayı ortaya atan harita mühendisi Halit Duyar sevgili izleyenler. Projenin tasarım hatası olduğunu, bu yüzden ciddi sıkıntılar yaşandığını savunuyor. Böyle bir iddiası var. Bu haberi izlemeden önce ben veda ediyorum. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız sevgili izleyenler. Görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın ve 11. sıradaki haberimiz Halit Duyar'ın iddiasını izliyoruz. Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan ve denize taş dolgu yöntemiyle inşa edilen Ordu Giresun Havalimanı, son yıllarda özellikle yağmurlu ve sisli havalarda meydana gelen uçuş iptalleriyle gündeme geldi. Ordu Giresun Havalimanı'nda yaşanan uçuş iptallerinin kimi zaman yüksek dağlar, kimi zamansa cihaz eksikliğinden kaynaklı olduğu tartışıldı. Havalimanı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez harita mühendisi Halit Duyar, Ordu Giresun Havalimanı ile ilgili flaş bir iddiada bulundu. Ki insanlarla da konuştuk. Yani işte tasarımdaydı, bu havalandaki problemler var. Ortak kanı şu, tasarım hatası. Yani yanlış tasarladığı için şu anda çözülemiyor. Ha, çözümü var mı? Evet, çözümü var. Ama ekstra maliyet. Bitirdiğiniz bir havalanı tekrar kapatıp veya tadilata giremezsiniz. Bitirdik diyorsunuz, açmanız lazım. Şu anda da bu maliyetten kaçılıyor. Harita mühendisi Duyar, Ordu Giresun Havalimanı'nın yanlış tasarım kurbanı olduğunu savundu. Çözümünse teknolojik yöntemlerle sağlanabileceğini, ancak maliyetin artacağını belirtti. Sonuçta teknolojinin çözemeyeceği bir şey yok. CAT 1, CAT 2, CAT 300 cihazları var. Bunlar en modeli CAT 3. Bu da sıfır görüşle uçağın inmesini sağlıyor uydu vasıtasıyla. Bunun alınması lazım. Ama bunun alınması lazım derken de şunu söylüyoruz. Bu pahalı bir sistem. Trabzon'da bile yok yani. Hani biz bunu Ordu olarak talep ediyoruz. Çünkü yaşanan mağduriyetler had safhada. Bu şekilde uçağın kalkıp burada gelmesi veya inmesi, inemeden geri gitmesi, bunların maliyeti bunun da üstünde. Ve bu problemleri had safhada yaşıyoruz. İnanın ben de dahil olmak üzere havalanda bekliyorsunuz. Birden uçağın iptal olduğunu duyuyorsunuz. Ne yapacağınız belli değil. Programınızı ona göre yapmışsınız. Birden kalıyorsunuz. Artık sorunuzu çözmeye çalışıyoruz. O anda biletinizin yanması, biletinizin parası, bunun derdinde değilsiniz. Duyar, havalimanında özellikle yağmurlu ve sisli havalarda yaşanan uçuş iptallerinin önüne geçebilmek adına CAT-3 isimli cihazın kurulmasının çözüm olacağını savundu.
Bunun örneğini Van'da gördüm ben. Van'da çok sisli bir bölge. Yani hiç görüşsüz, Van'da tepelerin arasında bir yer. Sonuçta hiç sis olduğunda sıfır görüşle dahi inebildiği söyleniyor. Yani bu cihazın önemlisi uydudan alması. Uydudan aldığı için de yeryüzündeki çok şeyler, tepelerin falan fonksiyonu yok. Zaten uydudan haberleşerek uçağı sıfır görüşle indirebiliyor. Bey Burgu'nun sunduğu Yeni Gün sona erdi.